House of the Dragon 3. bölüm. Neydi lan bölümün adı? Second of His Name. İkinci adını baban koydu. Yani Kardeşim ilginç bir bölümdü bu arada. Yine çok şey oldu ya. Yani bilmiyorum seni çok yoracağız gibi hissediyorum bugün. Bir sürü oradan bir şey, buradan bir şey. Rhaenyra herkese laf sokuyor. Dedikoducu teyzemiz var. Yine Lionel Strong çok akıllı duruyor benim. falan. Her yerden bir şey fışkırdı bugün. Ama genel olarak da sondaki savaş sahnesi çok konuşuldu gördüğüm Twitter'dan, globalde falan da. Beğenen çok, beğenmeyen çok. Ama genel baktım en yüksek puanlı bölüm olmuş IMDb'de falan. Bölümün çünkü Ben herhalde... belki biraz sevinmez diye düşündüm aslında. Ya Çünkü detay sevenler biraz daha sevdi bence. aynen detay vardı ama şey olarak hani bütün bu aha, şey avlanma sahnesi %70'ini kapladı ya. Evet. Dedim insanlar sevmeyecek bunu. Bir şey olmadı canım, havlandılar Ya falan. Game of Thrones alışkanlığı burada işe yaradı bence. Ha dur burası önemli. Bir şey oluyor burada falan şeyi bence işe Ya yarayabilir. yavaşlayınca daha çok şey oluyor Game of Thrones'ta. Ne kadar Aynen. aksiyon o kadar boktan. Evet. Kesinlikle bunda %100 hemfikirim ya. Az aksiyon Teyzeler çok birbirine kötü. laf sokmaya başladı mı? Oh! Desperate Housewives'a döndü mü dizi müthiş oluyor. Aynen. Açılışı da yine Crab Feeder'la yaptık. Ortalık kan gövdeye götürmüş yine birilerini çakıyordu falan. Mesela komik bir sahne açtık hani. Ama bu sahne şu açıdan önemliydi galiba. Artık gerçekten Daemon'a inanan, onu lideri gören askerler var, insanlar var ki hani onun zaten ekibi dışında insanlar artık birikmiş oraya. Gerçi Kralım savaş 2 sene sürdüğü için birazcık baymışlar. Evet. baymışlar ama hala böyle şeydi. Kralım be, işte adam be falan deyip Prens. ejderhayla üstüne Al sana prens. Bastı üstüne geçti. mükemmel bir açılıştı Bu adamı da oraya yavrum. Sen buraya biz bağlayacağız, koyacağız. Sen yani. exposition yap. Kimin Evet. kim olduğunu söyle savaş başlamadan önce. Aynen. Biz Sen... Velaryon askeriyiz. Bunlarla dövüşüyoruz işte şeyle Crabbeader'la. Bu gelen de Daemon Targaryen Prince falan bir adam böyle exposition yaptı. Bu bastılar geçtiler. Tamam hacı sus artık tamam. Yeter o kadar. Bayma. Buradan seni kaymakamlığa atayacağız. Orada artık memur olarak devam Ya edeceksin. İkametgah artık falan veriyordu. ama şey olarak burada bir şeydi, ikinci exposition derken de hani böyle bilgi verildiği Evet. şeylerden bahsediyorum. Bu tarihsel dizilerde en zor şey. Çok zor, Dur. çok didaktik olabiliyor. Aynen, bilgiyi böyle mal gibi vermeyeceksin. Şimdi başka bir fantezi dizisinde gördüğümüz gibi iki tane elfi mal mal konuşur, duygusuz duygusuz konuşurken gösterirse 10 dakika insanlar uyuyakalıyorlar falan. O yüzden böyle adamlar onu süper ayarlamışlar. Adam böyle bölümün açılışında evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Evet. Stepstones'ta savaştayız. Biz Velaryonlarız. Arkada bayrak görüyorsunuz. Bu karşımızda Crabfeeder, tepeden gelen arkadaş da Daemon Targaryen. Öldü. Tamam oldu. Baya savaş muhabiri Görevini gibiydi tamamladı. herif orada Aynen. harbiden Adam direkt Previously on House of the Dragon ya. diye böyle girdi. Sonra da Neyse onu güzel havalı yapmışlar. Bir havalı sahne daha vardı o exposition'ın güzel olan. Ona gelince söyleriz gene. Tamam, tamamdır. Sonra havalı havalı Daemon ejderhasıyla geldi. Ama işte burada yine direkt şundan gireceğim be. Abi ejderhayı indirmeyin ya. Şunu havada dursun abi. Şunu indirmeyin. Yere kondurmayın. Hocam, şov yapacağız diye indiriyorsunuz yere sonra mızrak atıyorlar. Bir Ha, de bu evet bu evet. birkaç kere olan bir şey yani Game of Thrones tarihinde. Ejderhasını yere indirip telef olan insan şeyler var yani. Bir de şöyle bir detay Daha var bence sonradan. güzel. Sonunda tabii sonunu ayrıca konuşacağız ama işte Daemon'un tek başına koşması biraz yine şey var. Bu Targaryen'lerde aman abi ben öleyim de ejderhama bir şey olmasın. Onunla böyle bir duygusal bağları var. Sana şeyi soracağım böyle. Daemon'da yok büyük ihtimalle de diğerlerinde Ama olabilir. onunla kaçtı işte bak kendi gitti. Yani ejderha da Evet. kaçtı. Şey Abi yapmadı yani. ejderhanın koruma şeyi var. Hani Daemon vurulunca ejderha da hissetmiş Evet. gibi gösterdiler. Hatta bir de korudu falan. Oradaki mental bağ olayı devam ediyor. Yani o hiçbir zaman tam olarak açıklanmasa da Aynen. dedim ya daha önce hani bu evcil hayvan ilişkisi değil aralarındaki yani daha çok bir vargı düşün yani. İşte bir bağ Nasıl var aralarında direkt.
İşte şeyse Bran mesela işte varg oluyor bilmem ne. Zaten o şeydir ya. Normal Game of Thrones'un sonunda ejderhanın birisi Daenerys'te, işte diğeri Jon'da. Üçüncü ejderhaya kim binecek? Evet, İşte o Bran varg olacak, o yüzden ejderhaya muhabbeti vardır ya, çünkü Bran'da You Gonna teori Fly vardı. diye bir şey duyuyor ya, Blood Neutral Crow'una uçacaksın sen falan diyor ya. Aynen. Gerçi uçuyor kuleden Bran da, hani ona pek uçmak denmez. Daha çok bir Oradan dik bir uçuş. bungee. Uçamıyordu. İpsiz bungee yapıyor. Ama uçacaksın demesi ne yap, o ejderhaya varklayacak Bran, çok güçlenecek falan işte. O da aynen bu varga daha yakın yani. Hani ata binmek gibi değil, Evet. daha çok varklama gibi oluyor. Bir de şey var hani, bir kere ejderhan öldü mü bir daha başka ejderhayı binemiyorsun. Öyle bir şey var. İşte ha o Ejderha ikinci binici kabul ediyor. tam sorun bu aslında. Yani Daemon'da var mı yok bunu daha çözemedim. Hani mesela Daenerys çok duygusal bağlıydı bir yandan da. Böyle O çocuklarım falan diye şey evet. yapıyordu. Diğer acaba tarihte de var mı? Ya bu da ejderham ama lanet olsun ya. Çok az basıyor bu. Bunun yüksek beygirisi yok mu falan diyen bir Targaryen var mıydı Viserys acaba? var mesela işte. Ya Beleriand'da çok yakıyordu, çok harlıyordu. Of, çok öyle şeylerle biz elleşmemeli izleyen arkadaşımız Viserys var. Evet, o kendi Onun kılıydı dışında o ben zaman. yani ejderhasını sevmeyen ya da şey yapamayan hatırlamıyorum hiç. Yok galiba, değil mi? Genelde zaten sahibinin kişiliğini şey yapıyor. Mesela Caraxes nasıl? Daha böyle atarlı şey, Syrax daha sakin filan. Genelde o kişiliğini şey yapıyor ve de dediğim gibi hani bir kere ejderhan öldü mü bir daha binemiyorsun Burada bir de şey güzeldi. Kamera açısı olarak biraz daha ejderhanın işte altından daha böyle görkemli gözükecek böyle ha, bu şeydi bak. sahneler vardı. 8. sezonun meşhur hani şey Daenerys'in ortalığı yaktığı bölümde tek bir tane olumlu şey söylemiştik o videoda. O da kamera açısının normal insanların Evet. seviyesinden gösterilmesiydi. Hani vahşeti göstermek açısından hani Dragon tepeden böyle o yakıyorum ne güzel falan Aynen. değildi de böyle aşağıdan çekmişlerdi. Çok ürkütücü duruyor işte orada. O güzel, burada aynen onu yapmışlar. Şeyden Grand View yapmışlar. Bir de yine karanlık, bu sefer o kadar karanlık değildi gördük yani, en azından ejderha Evet. ateşi vardı. O kontrast iyi olmuş hani. Karanlık ama ejderha ortalığı yakıyor filan. Okçuları da Böyle. göremediler. Karanlıktan çıktı. Bak mesela o şey iyiydi yani stratejik olarak. Gündüz görünüyor oğlum bunlar. Hani gece gitmesek daha iyi galiba falan diyor. Ama ejderha ile yakıp aydınlattı herif. Evet. Şeydeki gibi Melisandre'ye çağrılan bir ateş yaksın şeyine gerek kalmadı. Burada tabii biraz Damon'un hırsını da aslında tam hırsı olmasa da biraz artık böyle boşa kürek sallamasını gördük. Mesela bunun payoff'u zaten. Stepstone'a geri Şimdi döneceğiz. Orada konuşuruz savaşın aslında. geneliyle de ilgili bir şey söyleyeyim. Kitapta şimdi burada tamamen Daemon'la Corlys kafasına göre iş yapıyor Evet. gibi gözüküyor. Üstüne sanki Corlys bütün gücünü getirmiş. Hani Westeros'un en büyük donanmasını getirmiş de başarılı olamıyormuş gibi işleniyor. Çok Şeye kayıplardı karşı. falan diyor, O, aynen. ha, aslında o biraz yani zorlama, çünkü kitapta bu tamamen Daemon'un savaşı. Corlys onunla yardımcı oluyor sanırım, oraya da gidiyor da şeye savaşmaya. Ama böyle bütün donanmayı getirdiği diye bir şey yok. Hatta Daemon işte bu şey Second Sons'dı işte şeydi ne paralı askerleri alıyor. Viserys de ben izin vermedim değil Viserys'in. Viserys daha çok tamam ya Daemon takılsın. Savaş işte kendi savaşını yapsın. Orada biraz eğlensin. Hani o biraz da Daemon'ın uzaklaşıp başka bir şeylerle uğraşmasından Onun memnun. peşinde yine o değil mi? Hatta para yolluyor ona yani şey. Hani Ha. asker ordu yollamıyor. Yani resmi olarak Triarchy ile savaşa girmek istemiyor. Ama Daemon'a para yolluyor. Sen al işte kiralık askerleri topla, savaş orada diye. O yüzden 2 sene falan sürüyor. Burada 3. senesine giriyor. Bir de hem Daemon var, hem bütün Valerianlar gelmiş. Hala bunlar şeyi Triarchy'yi yenemiyorlar.
Yani birazcık Orada gene. hissiyat biraz zayıf, evet, şey anlaşılmıyor. Biraz şeyde anlaşılıyor galiba. En son oğlu, işte Corlys'in oğlu, daha çok savaşalım, biraz daha gemi getirelim falan. Hani ben orada şey dedim, ulan daha var demek yani, bu nasıl büyük bir şey oğlum falan. Hani daha da Ha vardır getirebileceklermiş de mutlaka getirmemişler gibi, hepsinin. öyle anladım. Ha onu neden getirmemişler mesela? Ya da Aynen. şey Corlys'in Rhaenys, onun da ejderhası var. O da gelsin. Evet. Melis ejderhasının adı. Türk lisan. Evet. Melis. O da gelsin. O da yaksın ortamı filan. Yani orası biraz farklı olmuş. Sonuç olarak aynı olacak herhalde ama yani bir açıdan bir farkı da şey oluyor yani. Savaşın uzaması Corlys'in zayıflaması anlamına geliyor. Evet. O yüzden de Otto gibi elemanlar Viserys'e yollama asker Siktir'e savaşsın onlar şeyi yapıyorlar. Çünkü uzadıkça savaş Corlys zayıflıyor. Tabii onu İşte da hiç... kitaptaki savaşta Corlys o kadar zayıflamıyor burada yani. Anladım. Okey, Stepstone'a döneceğiz zaten. Stepstone Adana Ha, bir gibi bir yer. bakarız sonuna. Polis bile giremiyor abi zaten. Öyle bir anlatıyorlar ki bir yerden sonra. Buradan şeye Yani. geçtik. Kralın oğluna. Oğlan doğmuş, 3 sene geçmiş, 2 yaşına Sıkıntı olmuş yani. gelmiş. Zaten herkes böyle inanılmaz yalaka ortamda. Ay canım cicim işte, gözünü öperim. Ay, aynı siz, tıpkı falan böyle. Aynı Aegon'a benziyor bu ya vallahi gerçekten Aegon'da kankıdır. Bizim Bu. şey gibi. Osmanlı'da herkesin oğluna Mehmet adını koyduğu gibi. Aynen. Kimse de oturup Orhan koymuyor lan. Ya Orhan ne yapmıştı bilmiyorum abi. Kurmuş mu muydu? Osman mıydı? Önemli. Mehmet, Hiç Mehmet. kimsenin 5. 6. haberi 7. Kaçıncı Mehmet? 18'e geldik mi? Kaçıncıydı en son? Burada da herkes Aegon koyuyor. Evet Amına koyayım. ya. Herkes bir çocuğun çıtasını yüksek koyuyor. Çocuk Aynen yapıp böyle adını Michael Jordan koyalım bunun adını falan diye gibi bir şey. öyle. Abi biraz çıtayı alçak koyun ya. Carmelo Anthony falan koyun hiç olmazsa. Yok. Jordan. Carmelo yine sayı atar da işte sürünür falan gibi oluyor. Yani sen Bu herkes bir Aegon olsun benim çocuğum. burada iki yeni karakter çıkıyor tabii direkt. İlki Otto ve kardeşi neydi? Hobart. Hobart aslında kitapta Hobart başka birisi ama burada buna vermişler sanırım. Şey Ha, Lord kardeşin. Hightower diye geçiyor galiba sanırım. Adını duymuyoruz galiba. Ha, Her belki neyse. de adını burada, evet. Belki George R. R. Ya Martin bunun zaten adını koyalım artık demiş kardeşim. ha aynen burada bir de ilginç olmuş ona bir geleceğim. Bu daha böyle zaten herif Viserys arabadan araba mı? Ne olan? Şeyden inerken arabadan inerken At Viserys arabası. arabayı icat etmiş. Legodan yapmış. Böyle Mantıken bir yapı. ateş var. Aslında o ateşi küçük Lego bir teknik. ejderhayı motorun içine Aynen. yerleştirip İki ejderha üflesi arabada yaparız aslında. Her neyse daha iner inmez adam böyle vatan hainliği yapıyor böyle. Second of his name Aegon falan diyor ya. Evet. Çünkü birisine ikinci Aegon hani second of his name diyeceksen onun kral olması gerekiyor önce. Aynen. Özellikle Her doğan yapıyorlar. Aegon'u saymıyoruz böyle. Kuzen bilmem ne. Hani kral olunca second of his name deniyor. Ki zaten Adam böyle daha başta iner da inmez. tabii. Başta zaten Otto onu diyor diye, böyle biz gazlayalım abi, o açıklasın falan, böyle zaten. Ha onu sonra diyor galiba. Öyle mi? Önce Başta mı diyor, diyor? Her ne? önce bebeğin yemek sahnesinde diyor, arabadan önce. Sonra arabayla Ha önce mi? gidiyorlar, inince Evet. söylüyor. Ha yemek sahnesinde de şöyle bir şey var. Tabii bu karakter yeni. Kitapta da pek Hightower'ın resmi görüşü nedir bu olayla yani Otto'yu duyuyor. Sen Otto Siyasal işte mektup yazıyor bilmem ne. Aynen. Ama İslamcı şeyi bilmiyoruz. Hani Lord Hightower'ın planı nedir? Hani ne düşünüyor? Onu bilmiyoruz. Yani bu Otto'nun kendi hırsından dolayı yaptığı bir şey mi? Bir anda burada bakıyorsun Otto aslında şey böyle ne diyeyim bu eleman neydi adı ya? Harold mu? Neydi lan? Hobart. Hobart ha. Sanki Otto'yu böyle biraz şey altında tutuyormuş gibi. Hani o onun kuklasıymış gibi. Otto da yani aradaki ilişkiyi tabii tam bilmiyoruz. Sadece bir diyalog geçiyor. Biraz Ama yavşak duruyor Hobart böyle. Evet, çok hem şey. yavaşak duruyor hem de böyle Lord Hand falan diyor ya böyle birazcık. Hani sen Evet. Hand'sin hacım. Yap bunu. Yani o böyle bir şey mi?
dalga geçerek mi söylüyor ona? Hani böyle ikinci çocuk ya şey Otto. Hani onda da böyle bir ikinci çocuğu aşağılama şeyi mi var? Yoksa Yoksa emir merkezden mi geliyor? bizim meşhur Maester Citadel Aynen. Conspiracy yani şeylerin hani o Hightower'ın başka bir şeye mi oynuyorlar? Hani Hightower'ın amacı bu. Otto da sadece bir piyon. Hani Otto sanki bu işin beyniymiş gibi gözüküyorken Halbuki aslında başka yerde bu işin yönetildiği yer başka. Ha şey de olabilir. Yine bir plan olabilir. Doran Martell, Oberyn Martell muhabbetinde vardı ya. Çok farklı iki kardeş. Oberyn daha şey, Doran daha politikacı. Ama Doran'a sorunca hani şey diyordu ben Oberyn Red Viper hani Oberyn yılan ama yılanı saklayan çim de benim diyordu yani. Doran'ı dizide O çok kötü göstermişlerdi ha ya. o göstermişler miydi ya? Dorne hiç olmadı abi dizide öyle bir şey. Gözüküyor da oturan değil miydi işte Dorne Doran? hiç gözükmedi abi. Hala Doran gidiyorlardı ya. Dorne gözükmedi Tancan. Ha. Okey. Şimdi Yok öyle bir şey. anladım. Tamam. Doğru hiç işlemediler adamlar. Zaten ben onu demiyorum. Yani Doran o kadar kötü göstererek yani Aynen. Her göstermediler. neyse yani işte onlar böyle çok farklı gözüküyorlardı ama arka planda işbirliği yapıyorlardı. Hani Anladım. pis işleri Oberyn yapıyordu. Doran böyle politikayı belirleyen adamdı. Her neyse o benim için yani biraz daha nerd için olan insanlar için bayağı ilginç. Orada hala eski diziden şeyimizi almadık, dersimizi bekliyoruz. Bir karakter daha Acaba geliyor altyapısı var mı? ders için. Gelsin, kop gelsin. Tyrant geliyor. Tyrant Lannister'dı değil mi? Şeyin kardeşi Jason'ın. Ha o şeyde ilk gelip savaştan bahseden Aynen adam, aynen. evet. Abi kral Bu bizi var arada ya çok kötü ettiler falan diye geliyor böyle. o herif Master of Ships ne şimdi? Ha. Sanırım. Corlys'in Okey. yerine geçiyor. Kitapta Ha. biraz daha sonra geçiyor. Okey. Ama burada geçirmişler sanırım çünkü gelip. Bu arada geliyor işte o muhabbet şey yapıyor. Şeyin Viserys'in not now falan diyor böyle. Orayı bir save edelim bir yere. Bir sonraki şeyde de konuşacağız onu. Hani böyle Viserys'in direkt önemli bir şeyi. Yok yok içmeye geldik Ha. bugün konuşmayalım böyle şeyleri Tavuk demesi. yiyeceğiz. Tadımız Aynen. kaçmasın. Aynen. Hiç Tamam. ya bugün konuş. Çocuğun doğum günü bugün savaş mı konuşulur ya falan diye böyle bizlerin. Bak ağlıyor Allah belanı versin Tyrant ya falan. Uyutmuştuk çocuğu lan Aynen. Ne şerefsiz. konuşuyorsun arkadaş? Emşi çocuğu Öldüyse 3 senedir ölüyorlar zaten. 2 gün daha ya. ölsünler ya. Ne Sikiyim olacak? Damon'ı ya. Bu çocuğa bir Lego alıp getirmedi doğum gününde. Hayırsız amca falan diye böyle. Hala akıllı Lego'da biz Elis'in evde bıraktı. Bu arada orada güzel bir detay var. Şeyi söylüyor mesela. Dragonları işte bayağı aslında şeye uğrattılar. Böyle törpülediler falan gibi böyle bir şey söylüyor. Aslında Dragonları engellemeye başladı. İşte paralı asker topluyorlar falan. Hani böyle bir arada bir durum olduğunu, işlerin iyi gitmediğini falan detaylarını veriyor orada. Güven azaldı Daemon'a falan diyor. Benim notlara bakarken diziyi izlerken gene şey aldığım notu bu Otto ile Hobbit'in sahnesinde bunlar konuşurken ben en son Hobbit Are you gonna visit the king tonight diyecek zannettim Sen de git, sen de Otto'ya. kızı tek Sen de bir git başına hadi bakalım artık. alma. Hadi Otto iş başa düştü. Dedim o da ona söyleyecek galiba hani. Dese Kralım. şaşırmazdım. Krala bir gece bir geçir bakalım. Bizim oğlanı varis yapsın. Buradan tabii şey sahnesine geçiyoruz. Viserys böyle nerede kız nerede Rhaenyra nerede kimse sallamıyor en son bağırıyor. Kat ediyoruz şeye geçiyoruz işte ağacın altında müzik dinliyor Rhaenyra. Samwell diye bir bard var. Bu bardın bir önemi var mı? Bu herifi bir kere daha gördük galiba böyle dolanıyordu yine Bunu ortalıkta. gördük ya bu şeyde vardı. Ha. Ne diyordu ya? Bir yerde vardı The evet. coin to your witcher. Ya Bu orada adam mı? bu. Oğlum aynı adam mı bu? Jaskier mi? Yok değil. Ben o sandım önce. Ulan Jaskier gelmiş lan falan diye. Cameo yapıyor. Yok ya bir gördük bilmiyorum. Görmedik herhalde. George R. Martin'in evreninde bardların bir önemi olmaması bazen hoşuma gidiyor. Bilmiyorum bunun önemi var mı?
Bard'da gördük bir şey. Ha, ne o? Çalgıcı Ed şeyin gibi. Sheeran Ha evet geldiydi. ya. Öbür dizide. Ya bard Mesela. sahneleri bu tarz dizilere hiç uymuyor. Bak Dune'da da vardı mesela kitapta. Bard değildi de işte bu neydi? Niye abi? Jaskier oluyor işte gayet güzel. Kim? Comedy relief. Witcher'daki Bard yani Ha oluyor. ha ya, oluyor da şey olarak abi yine böyle bir komedi unsuru muhabbet falan gibi oluyor yani. Aynen. Hayır bir de Bard'sın. Orta çağda ne yapacaksın? Hadi şey ejderha geliyor. Yardım et Bard. Ben sana bir şarkı çalayım buradan. Ne yaptın? Ne çalıyorsun? Karizmaya artı bir veriyor bu şarkı. Ne yaptın? Ejderha geliyor lan. Hani bu Zar yüzden Bard'larla işin. atıyor. Karizma artı bir. Çok karizma diyeyim amına Şeyde de vardı oğlum Dune'da karakterin adını unuttum şimdi. Okudun mu kitabı bilmiyorum. Orada Commander herif var yani. Kitapta şöyle diyor. Çal bir şarkı da neşemiz yerine gelsin. Ulan koca Commander. Dizide, filmde atmışlar onu Allah'tan. Sen bilmiyorsun abi. Wisdom boost veriyor herif oradan. Sikim Ejderha yakıyor böyle. Bunun fire resistance vereni var mı? Yok. hele Onu metal şarkı çalmak lazım. Onu ben çalamıyorum. Çok hızlı. Wisdom. Onu da şeyde Ne? yaptılar. Stranger Things'te yaptılar. İzledim mi onu bilmiyorum. Master of Puppets çalıyor çocuk orada. İşe yarıyor orada. Müzik şeyleri yarasaları üstüne çekiyordu falan. Burada da basın bir şey ne bileyim orta çağa uygun ne var? Amon Amarth mı çalacaksınız ne çalacaksınız öyle bir şey çalın. Yani özetle dizinin filmin ortasında bir anda şarkı söyleyen adamlar hiç çalışmıyor abi. Yani o yüzden kitaplarda olup burada olmaması çok normal yani. Sen yani hiç seçmiyorsun Bart herhalde RPG oynar. Ben de seçmiyorum gerçi. Yok abi Kim seçiyor bilmiyorum. ben Öyle bir seçen bir Wizard'çıyım insan genelde var. ya. Ben Wizard'ımı alıyorum. Oh büyümü basa basa gidiyorum. Ben de eskiden vizitçiydim sonra. Sonra ne oldu? Sonra Ben dizime bir ok geldi. Aa, neyse. de. Skyrim. Dizime bir ok geldi. Zarları yere düşürdüm o günden beri. Lionel O günden beri Bart olmak Strong'un kadar. oğlu olarak devam ediyorum. Bütün karakterlerimi Pasifist oynuyoruz artık. topallıyor Şarkı çalayım ben sana arkadaş. da. Gel. Neyse bu Godswood'da Godswood'un önemi tabii bu ikili sanırım ilk defa Godswood'da görmüştük şeyde. İlk açıldığında bir erotik bir sahneleri vardı ya o şeyi okuyorlardı. Ha, Rhaenyra'nın kitabını okuyor. Alicent Rhaenyra ile şeyi Nymeria'nın kitabını okuyorlardı. Şimdi burada da Nymeria'nın şarkısını çalıyor herif. Rhaenyra'yı, evet. Aynen. O açıdan güzel. Daha iki bölümde Ama aradaki Alicent yok. ilişkinin Alicent sonuna gelmiyor mu? Şu anda Yo, geliyor da burada hani mı şey olarak geliyor? diyorum. Yani Ha. Alicent yani Alicent okuyordu, Alicent'la yapıyorlardı. Alicent'le Ha uzaklar artık. aynen. Yani onu Ha, gösteriyor. şimdi tamamen ilişki bozulmuş durumda. Bu arada bu Godswood King's Landing'de olmaz lan diyen çok fazla nerd var. Vuracağım ağızlarını artık her bokada şey yapıyorlar. Evet Godswood King's Landing. Ha, King's Landing'de meşe ağacı var. Bu adamlar Weirwood yapmışlar. Artık o ağaç meşe olmadı diye kızan bir adama da ben ne diyeyim yani. Bir de ne değiştirecek abi hayatımıza zaten. Gayet güzel duruyor bu Neyse. arada. Güzel olmuş. Bence iyi fikir Aynen yani. yani şey. Yani şey olarak güzel, konsept olarak güzel. Çünkü ilk gördüğümüz sahnede de oradaydı. Nymeria kitabı okuyorlardı. Burada Nymeria şarkısı çaldırıyorlar. Aynı şekilde hani Nymeria'nın kaçışını da temsil ediyor. Hani her orada bir sürü sarayda muhabbet olurken Rhaenyra kaçıyor ya onlardan hani böyle. Evet. Nymeria'da kaç şeyden Targaryenlerden kaçmasıyla ünlü Ünlü bir bir arkadaşımız. kardeşimiz, doğrunumuz. Yani orada o temsil de var bak Targaryenlerden kaçtı diye. Sonra bir de tabii biraz da foreshadowing var. Alicent gelince şu Spotify'ı kapat artık repeat'e aldın kafamı siktin falan diye geliyor böyle Alicent. Sen git buradan diyor elemana. İşte eleman böyle gideyim gitmeyeyim ne. En son adam şey yapıyor artık. Bu Queen, bu Princess o Evet. zaman Queen'i dinleyeceğiz. Queen'i dinleyeceğiz diyor ki o artık iyice foreshadowing yani. İkisi arasındaki çekişmede Evet. herkes böyle business card koyuyor ortaya. Ben Hamili. regional director geldi falan diye böyle. Aslında O zaman ben gideyim. bak bunlar olsa rahatlardı. Viserys şey dese ya böyle Rhaenyra'ya. Ya tamam bak kraliçe olmayacaksın ama seni de bölge müdürü yaptık falan diye. Aynen. Seni de COO yapacağız. O ne ya? Yeni icat ettim bunu ben.
Chief of Dragon Operator değil mi? Böyle CDO falan Aynen. oluyor Ya, vereceğim maaşı ya, ne istiyorsan. Arabada vereceğim altına, ne böyle. istiyorsan. Laptop. Her neyse. O güzeldi o açıdan şey. Evet. Direkt foreshadowing, aradaki çekişme ve de ortada kalan garibanın orada bir seçim yapması gerekiyor. Queen'i seçiyor. Hani o kraliçe. Sahnesi çok vardı bu bölümde. Aynı garibanlar kralın arabasında da vardı. Hizmetliler. Bunlar böyle kavga ediyor. Bunlar biz ne yapacağız ya burada kaldık falan diye devamlı böyle. Evet. Milkmaid. Meme vereyim mi meme? Meme var bende falan diye. Orada ona şey yapıyorlar. Konuşmayın. Ver çocuğu bana be. Öyle de Burada bir şey başka bir var. şey var mıydı? Bir tekrar bakıyorum. Sonra işte babası Vardır herhalde geliyor. abi. Ya O babası kadar da çok işte şey var ki buradan babasıyla şeyde aslında arabaya geçiyorlar direkt. Artık arabada. arabaya Ha, geç. burada önemli bir diyalog var. Arabada işte şey diyor. Benle ava katılmam. Benle yer gelmem. Gelmen lazım falan. Şey diyor Renira. Ya domuzları sevmiyorum çünkü çocuk gibi bağırıyorlar işte O da katledilirken foreshadowing falan. Ha, ya. O da aynen işte. foreshadowing. Çok güzeldi bu. Onu zaten Aynen. ileride konuşacağız. Ben orada şey hissettim ama canım şey yapıyor hani kıyamıyor falan hani böyle gibi hissettim. Bence işte Foreshadow'da zaten konu biraz belli oluyor. Yok. Kıyamıyor büyük ihtimal ama Ama bir aynı an bölüm içerisinde o şeyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Hani bir nevi ileride olacaklara, hani çocukların bağırmasını içi kaldırmıyorsa, sinir ya hani bir nasıl domuzu da sevmiyorsa aynı domuzu kendisi öldürmek zorunda kaldı. Savaş demek de çocukların acı çek olarak ileriki şeylerde onunla da yüzleşecek gibisinden bir anlam çıkardım ama artık çıkarabildiğin kadar. Çünkü yani dizinin hakkını yemeyeyim. Adamlar katman üstüne katman üstüne katman ya koyuyorlar. ben de tam Resmen. tersine şey gördüm işte orada. Yani katman konusunda haklısın kesinlikle. Ben şey hissettim şimdi özellikle bunu deyince şey ya yani bir çocuk devamlı yanında ağlıyor, bağırıyor. Bir yandan herkes onu yeni varis görüyor. Kimse artık Ha, onu da aynen. Renira'yı seçemiyor. İşte biraz böyle şey kardeşini öldürme his yani içgüdüsüyle o domuzu artık saplıyor gibi hissettim ben. Bayağı Ha, deliriyor yani. olabilir. Aynen. Dediğim gibi öyle hani kaliteli yazınca adamlar bir sürü Müthiş ya şey oluyor işte işte aynen. katman. Kim nasıl okursa öyle. Hani çocuklardan şu an haz etmemesinin sebebi de o olabilir. Sürekli Aegon çevresinde olduğu için ve de Aegon'u artık Aynen. sevmediği için ya da direkt Alicent'in çocuğu falan diye hitap ediyor. Yani kardeşim falan demiyor. Belki o anlamı da var hani. Çocukların şeyinden kafam sikildi artık yeter falan diye. Tabii aslında bunun gücünü şeyde de gördük. Ölen kardeşinin ejderha yumurtasını aldığı için delirdi hatun yani. O söyledi, o ısrar etti falan. Şimdi burada üvey kardeşi sikinde değil. Bu tamamen artık Aa. şey, kendi papucuyla ilgili biraz daha sanki. Aynen. O evet, Rhaenyra'nın zaten daha biz birinci bölümde Rhaenyra'yı çok iyi yaptılar. Hiç böyle şeyini göstermiyorlar dedik. İkide gördük. Çok az gördük ama şey olarak. Hani bir tabure Evet. sahnesinde şeyi bilmiyordu ne söyleyeceğini. Ya da işte din konusunda hiçbir şey bilmediğini falan gördük. Burada yine bir başka şeyi görüyoruz. Gerçi o şeye geldiği sahnede konuşuruz onu. Dedikodu yapan teyzelere Ha, laf oraya soktuğu sahnede geleceğiz. konuşuruz. Az kaldı oraya. Zaten sonra buradan şeye geliyorlar işte. Hunt artı ziyafet sahnesine. Bu arada bu ziyafet şey av Royal Hunt sahnesi George Martin'in en nefret ettiği sahnelerden birisi orijinal dizide Robert Baratheon'un Royal Hunt sahnesiymiş. Onu Aa, çok kötü bayağı önce bir mü? söylemiştim. Çünkü bütçe olmadığı için Evet. bu Royal Hunt sahnesi Robert Baristan Öyle Renly bir gidiyor, de Lancel gidiyorlardı 4 kişi bir de mızrak. Böyle mal mal gidiyorlar. hatırladım. Ormana girmişler. Ona bir tekrar bir döneriz bu geyik muhabbetinde de. Hani böyle bütçe yok yani. Orada at, şey, çadır bilmem ne hiçbir şey yok.
bu açıdan dizi açısından da gene bir iki sene atlıyorlar. Ve de çok zor bir şey bunu. Aslında dizinin asıl başarısı bu şeyi. İlk de, şeyde 6 ay atladılar. Şimdi 2 sene atladılar. 3 sene atladılar, evet, hatta. 6 ay 3 sene. Aynen. Ha, 3,5 sene atladılar. Ve de kitapta anlatılıyor bir şeyler. Yani o oldu, bu oldu, şu bunu söyledi, şu bunu söyledi. Hiçbir şekilde o olayların nasıl lojistik olarak geliştiğini söylemesi gerek yok. Lord Hightower bunu sevmedi falan diyor mesela. Ha, tarih kitabı Lord gibi Lord Hightower nerede yani? Şeyde mi? Old Town'da mı? Nerede? Birlikte toplantıda mı sevmedi? Böyle bir şey yok. Hani karakterlerin hepsini bir araya getirmek açısından çok mantıklı böyle bir şey yapmaları. Tabii. Çok iyi örgü oluyor zaten işte. Bütün karakterler hep birbirine dokunarak ilerliyor. Kimse böyle random bir şey yapmıyor. Aynen. İleride önemli olacak karakterleri gösteriyorlar arka planda. İşte Strong'un oğulları ya da Lannister'lar falan. Aynen. Üstüne bir de şey, o dönemin daha görkemli olduğu krallığın zirvesi ya bu Targaryen zenginliğinin, işte Ceheris sonrası. Onu gösteriyorsun. Bakın biz bir ava çıkacağız, buraya sirk kurduk lan falan diye böyle. ki öyle yani. Kralın ava çıkması demek o demek. Hani o açıdan çok mantıklı bir iş yapmışlar. Hani kitapta yok böyle bir şey. Ava çıktılar hep beraber, bütün sülaleyi götürdü falan. Müthiş mangal yaptılar böyle, çöp şiş falan. Çocukları Daemon getirecekti, getirmedi. Vay yavşak. Daemon yok gene. O açıdan güzel olmuş. Ya ileride de zaten düğündü, şeydi, kına gecesiydi, sünnet falan, hep böyle hepsi olayları olacak, göreceğiz. Hepsini getirip bir araya laf sokturacaklar. En ne taktın sen? Ne taktın? Çeyrek mi taktın? Aa, Lord Hightower, hadi bakalım çok cimrisin falan diye. Gram sen takmış. Bir cumhuriyet altını takar ya. Koskoca Hightower hiç oğlum ben harbiden pembe dizi falan izleyeyim ya. Ben evet, seni buradan ben Brezilya'ya yollayacağım oğlum. Var mı şey olan izle, varsa yazsın. Desperate Housewives izleyebilirsin eskilerden. Full dedikodu başka. buradan şeye geldik. Zaten güzel sahne burası. Dedikodu sahnesine geldik. Ha bu arada tabii işte Lannister'ları görüyoruz ufaktan. Hani daha tanıştırılmıyor ama bir sonraki sahnede onlar da geliyor. Burada Lady Yohanna diye birinden bahsediyorlar. İşte Lord Swan'ın... Dedikodunun başında bir easter egg drop yapıyorlar. Aynen. Yani. Lord Swan'ın gemilerinden biri işte Stepstone'da kaçırılmış da orada bir Lady Yohanna varmış. Onu da satmışlar falan diyorlar. Hani yersen gibi biraz da. Hani duyuyoruz, duyuyoruz gibi bir şey. Yani çok emin de değiller ama teyzemiz yok, anlatıyor. Kitapta var ya. Var şey, mı? Bu Triarchy ortalıkta şey yaparken Westeros'a giden gemileri kaçırırken bu Lord Swan'ın yeğeni mi? Yeğeni galiba. Yeğeni mi? Kızı mı? Her bilmiyorum, neyse. Onu söylemiyor. İşte, Joanna Swan'ı kaçırıyorlar. Fidye istiyorlar Lord Swan'dan. Lord Swan da çok cimri bir adam. Vermiyor fidye falan. Vermeyeceğim. La, alın kırık sizde kalsın falan. Çok konuşuyordu zaten. Siktir et falan diyordu. Ama daha ilginci, kadının lise gidiyor. Liste genel evleriyle meşhur, ünlü bir yer. Evet. Lise Orospusu falan diye bir şey var böyle. Şey meşhur artık, ne yapıyorlarsa bir gün bir işlerler belki orayı. Amsterdam Red Light gibi. Abi Red Light gibi. HBO o işlemiyor, şaşırdım aslında. Tam böyle bu bölüm sadece lise arkadaşlar. Hiç belli olmaz oğlum. Ağzın ayrı aç, hiç belli olmaz. Her neyse, o Joanna Swan oraya gidiyor, şey oluyor işte. Sex worker oluyor. Ondan sonra ama ilginç olanı daha sonra oranın böyle en zengin şeylerinden birini, hani işletme sahibi. Ne denir abi? Patronu. Littlefinger gibi biri vardır işte orada kesin. Ha, aynen. Hem lord olan hem de o şeyleri işleten adamın sevgilisi haline falan geliyor. Ha, yükseliyor orada yani. Kitapta şey yazılıyor yani. Lys'in yöneten kişi haline geldiği yazıyor. O kadar güçleniyor yani. Ha, hani var, resmi olarak iyi olmasa da o kadar güçleniyor. Hatta Black Swan diye lakabı oluyor. Wow. Sonra da Teleportman geliyor, yalıyor. Ha? De yok öyle bir şey. Ona demedim zaten. Bir de kısa ona dedim.
Peki Johanna Milakunis normal... geliyor yalıyor. Nasıl benim aklım karıştı şimdi. Ne oldu? Johanna'yı burada işlerler mi acaba? Belki gelecek Yok, sezonlarda işleyebilirler işlemez. canım. Bu kadar zaten hikaye abi. Ama işte şimdi gitti dedi ya, belki gelecek sezonlarda liste falan bir muhabbet olursa gösterebilirler ekleyip. Liste. Bir şey List. yok liste. Yok. Olmayacak mı? HBO 8 sahnesi çekmek isterse belki bir... Bir geri Şimdi dönüyorum. kameralarımız liste falan diye böyle maç arasında dönen kamera gibi liste böyle sevişen Ben de insanları dönüyorum. Bir gösteriyorlar. dakika. Ben de geri dönüyorum. Dönen. Kameralarımızı tekrar StepStone'a çeviriyoruz. Şey diyordu Nereye başta. çeviriyorsun? StepStone'a çeviriyorum. Şey, Crab Feeder için orada bir şey diyordu başta. War Mother Bastard Father diyordu herife. Sonra o şey maskesi olduğu da Harpy maskesi olduğunu da açıkladılar. Evet, Harpy maskesi o falan dediler. Dizide değil, dışarı yani şeyden, yaratıcılardan. Ya Ama bu Harpy ile alakası yok sanırım. O herif ha gemileri falan yok, evet, maskeyi şey tak, yaparken bulmuş onu. aynen maskeyi takmış ama işte bu Whore Mother Bastard Father'ın bir şey var mı acaba, ya da işte bu Swan özellikle Johanna'yı tekrar söylemeleri falan, hani böyle bir oraya bir dönüş olacak mı acaba diye hissettirdi bana. Crab Feeder'ı mı diyordu onu? Crab Feeder'a diyordu, evet. Ha. O adam aslında prens yani. Aha. Hani burada biraz çulsuz bir herif yapmışlar onu, vermişler Grayscale, ama Lys'in amiral prensi mi ne yani? Harbi şey yani. Ama tabii oradaki prens hani şey gibi değil de, hani çok daha çok o şehir devletinin başındaki adamın ailesinden yani o herif. Anladım. Ama şeyini hatırlamıyorum yani, öyle bir o annesi bilmem ne midir. Lys'te büyük ihtimalle seks işçisi olmak o kadar kötü bir şey değil ya. Herkes Evet. bizim bir tanıdığı vardır yani, şimdi laf söylemeyelim. Benim de Evet. amcam çalışıyor canım falan diye böyle. Öyle bir tweet Herkes vardı şey. ya, şey, ben Kahramanmaraşlıyım işte, bizim halde herkes kapalı. Ha, pardon, ben bilmem neredeyim, bizim halde herkes kapalı diyor. Eleman da diyor ki ben Kahramanmaraşlıyım, benim dayım bile kapalı diyordu ya, onun gibi onun gibi oldum Aynen. Aynen. Biz abi. listeyiz. Bizde herkes bu işte ya falan diye böyle. Benim amcam bir blowjob yapıyor. Kaç blow? Neyse. Dur araya girme. Böyle adamlar. Şeyi duymamışım ben, o senin hormadır bilmem ne muhabbetini. Ha, en başta herifi çakarken söylüyor işte. Adını söylüyor. Drahar Aa, diyor. exposition dayı mı söylüyor? Aynen, o söylüyordu. Orada bilgi Ha, vermeye tamam. devam ediyor. Aynen, o herif hala bilgi veriyor. Drahar 1946 yılında Kahramanmaraş'ın bilmem ne ilçesinde doğdu falan diye. Yeter abi, bugün çıkardın. Vermeyecektin diye. Sonra burada bu Redwine teyze baya zaten şey, tam böyle bunlar zaten Highgarden'a bağlı bir aileymiş galiba. Tam zaten Redwine. Highgarden kafası yani. Devamlı dedikodu var. Şarapçı bunlar abi, şarapçı. Arbor Aynen. şarabı diye bir şey var ya, herkes Ha. içiyor. Hatta Game of Thrones'da şey vardı, teori vardı. George Martin ne zaman bir karakterin Arbor şarabı içtiğini söylüyorsa o karakter yalan söylüyor diye. Ha, okey. Güzel detaymış bak. İşte İçiyor Arbor muydu kadın kırmızısından. orada? İçiyordu galiba. Bilmiyorum burada onu işliyorlar mı da şey. Red Wine, Westeros'un en güçlü ikinci donanması. O yüzden şeyin rakibi Valyrian'ların, hani Corlys'in rakibi bu teyze. Ha bak, bu güzel detay oldu şimdi. Rakip konusu. O yüzden zaten Lord Valyrian falan da demiyor. Direkt Seasnake diyor. Evet. Bu dizide de ilginç bir şey. Seasnake Corlys'in gemisinin adı. Ama lakabı da Seasnake. Kimse ona öyle Seasnake demeye götü yemiyor yani. Burada daha kimseyi görmedik. Evet. Seasnake, yılan mısın? Falan diyeni görmedik. İlk defa bu atarlı teyze böyle Seasnake diye hitap ediyor. Hani birazcık biraz aşağılayıcı bir şeymiş gibi söylüyor. Ama bu teyzemizden öyle bir hareket gelmesi de şaşırtıcı değil. Direkt Normal rakibi diyorsun. kendisi şeyin. Okey. Burada Rhaenyra'nın onu atar yaptığı sahne daha gelmedi galiba. Ha, orada bir konuşuruz tekrar. Rhaenyra şimdi geliyor zaten. Rhaenyra'yı çağırıyor. Oo, prensesimiz buradaymış falan deyip çağırıyor. Öyle Evet miydi? abi, amcam falan diye böyle bir muhabbet dönüyor orada. Görmedim ben de. 3 yıldır görmedim diyor. Aslında bu da güzel bir detay. Hiç görüşmemişler, konuşmamışlar. Ya Zaten bu arada Viserys de şeyin Lannister
Jason Lannister'ın Rhaenyra'ya bakışını falan görüyor. Ha onu görüyor orada. Evet, evet. O çok komik ya böyle. Tip tip bakıyor bu. Ne biçim bakıyorsun kızı onu? Baba şey, girecek böyle direkt. Bizim kızı kesiyor falan diye böyle. Yiyecek gibi baktı kıza ya. İte bak falan diye. Oradan bir kıllanıyor. Sopayla. Lannister'lar böyle. Abi, Lannister'ların genlerde var bu. Vallahi ya hepsinin bir tuhaflar ama evet daha böyle bir Tywin kadar böyle sert bir şey görmedik daha. Şimdi bunlar Jason'la şimdi şey daha light girdiler yani. Şey Tywin. Ona tekrar geliriz. O konuşması Viserys şu ana kadarki Viserys ya bu bölümde Viserys'in Perry Constantine'ın performansı mükemmel yani. Bu, evet. Bu bölüm tamamen onun üzerinde. O şeyle olan Jason'la olan muhabbeti de iyiydi yani baya. Hani karşısında biraz aynen. Süründürüyor ya Jason'ı. Ona öyle geliriz. Mi? Ha? Bir daha söyle bakayım. Bizim güce mi ihtiyacımız var? Ne diyorsun? Biz güçsüz müyüz o zaman? Falan diye böyle. Abi vallahi öyle demek istemedim. Bak gözümü yiyeyim. Adam yanlış anlıyorsun sen beni. Bak mızrak vereyim sana. Biz bu konuyu başta koyalım. Altın vallahi. Evet bana mızrak veriyor bir de. Ben dövdüm ellerimle falan diye getiriyor. Bunu yapan çocuk kör olur al abi bile. Şeyin Rhaenyra'nın işte bu sahnede şimdi açtım da şeyi sahneyi şeyi ondan bakıyorum böyle. Yoksa bak, pencereden dışarı bakınca Rhaenyra'yı görüyorum gibi durum yok yani. Buralar komple şey. Her neyse. Bak Rhaenyra orada mı? Rhaenyra şimdi Rhaenyra'yı bu bölümün genelinde çok fazla kompleks şeyler var yani. Seyirci olarak Rhaenyra'yı destekliyormuş. Hani Rhaenyra sanki burada şeymiş gibi. Ne denir? Protagonistmiş yani şeyi bu sahnenin hı-hı. Gibi. Yani iyi adam. Tabii. Seyircinin lafı da koyuyor, şeyi de biliyor. Koy geçiriyor işte. İşte kralın gerçek sahibi tahtın falan diye. Alicent de onu destekliyor. Daenerys'e de George Martin bunu yaptırıyordu aslında bize. Evet. Biz Daenerys'i destekliyorduk. Kitabın sonunda öyle olacak zaten. Hani dizide bir günde yaptıkları şeyde biz bir anda kendimizi böyle Tyrant'ı desteklerken bulacağız böyle. Ya çocuğun konudunu Daenerys koyduk yakmasa bari ortalığı falan diye. Bu dövmeler ne olacak abi falan. Ben adamı açıyor Daenerys dövmesi var. Ne yapacağım bunu ben ya? Şimdi sildireceğiz bunu şimdi Allah belanızı. annemin portresini değiştirmeye çalışayım falan diye. Her neyse burada da bir şey var. Aynı şeyi hissediyorum yani Rhaenyra'ya gaz yapıyoruz ama Rhaenyra şimdi geliyor. Hakkını kadar yediler kızım falan gibi yapıyor az şu yapıyor şu an biraz. Lannister'ın lady'si orada. Red Wine'ın lady'si orada. Hightower'ın ailesi orada. Lannister, Red Wine, Hightower hani en zengin 5 ailenin 3'ü abi. Evet. Karşında şey yok yani ne diyeyim. Çulsuz tipler yani bütün Westeros'u yöneten insanlar var hani karıları yani bunlar. Geliyorsun, zaten orada Alicent daha uyumlu. Alicent çok uyumlu. Herkesle onu diyeceğim zaten. Aynen foreshadowing. Direkt Alicent ne kadar güneyli lord varsa hepsiyle entegre olmuş durumda. Muhabbeti diyor, çay içiyor, fal bakıyor. Oo, güreğin kabarmış falan. Rhaenyra giriyor ortama. Oo, Red Wine sen ne yaptın devletin için? Çat çat çat. Çok kan döktük. Daemon cephede savaşırken sen ne yaptın ülken için falan. Bir gün Türk Hava Kurumu'na kurban derisi mi başladın? Falan de giriyor herkese. İşte bu direkt şey yani. Foreshadowing. Tamam Rhaenyra güzel. Şey ama bir Rhaenyra tamam biraz 17 yaşında genç kızın duygularıyla hareket ediyor. Ama Alicent de aynı yaşta ona bakarsan. İşte burada hani Viserys'i geleceğiz tekrar Viserys'in iyi olup olmadığı konusuna tabii. Geliyorum oraya da. Çünkü orada sorun da burada arkadaşlar. Günah çıkarması vardı onun. Viserys hiç bu Rhaenyra'yı eğitmemiş abi. Hiç. Hiçbir şekilde buna yol göstermemiş yani. Nasıl bu iletişim kurulur? Aynen ikinci bölümdeki Otto'nun şey seçerken Rhaenyra kalıyor böyle mal gibi. Teşekkür et ayı falan diyor diye Otto kulağına. Orada da, şimdi burada da hiçbir şekilde
Ya sevmiyor olabilirsin bunları. Zaten kimse sevmiyor. Kimse kimseyi sevmiyor ama en azından gidip laf sokma yani herkesin içinde Red Wine'a. Daha Red usturuplu Wine dediğin konuşursun. Yani. en güçlü ikinci donanmanın sahibi yani. Gittin, oh sen ne yaptın teyze? Pasta yiyorsun bütün gün. O başka ne yapıyorsun? Bir de Paganini o yiyor pasta falan diye. kocası öldüğü için aslında o şeyde bağ da koptu biraz yani. Şey koristek gibi durum oldu. Yani bu ailelerle de bağları böyle ufak ufak kopuyor bir yandan. İşte Yani bu zaten koristler atıştılar, kocası Kingsguard'daydı o öldü falan hani böyle daha ufak ufak kopma başlıyor yani. resmen Rhaenyra bütün ne kadar güneyli aile varsa hepsini karşısına almış gibi gözüküyor. Zaten sonrasında Otto'nun bütün lordlar Aegon'u destekliyor artık hazırlar falan demesinin sebebi de bu yani. Evet. Kimse Rhaenyra'yı desteklemiyor yani şu anda ya da Rhaenyra'yla hiç Kimse iplemiyor bile zaten. Herkes yani Viserys'in o anlaşabilen kimse yok yani. Aegon'a bakıyor artık herkes bir de yani. Yani teyzeler orada o Aegon'a bak yürüm ben seni Vanya yürüm ben falan diye bakıyorlar. Ondan sonra Rhaenyra geliyor laf sokuyor geçiyor. Her neyse yani gelecekte olacak şeylerin bir habercisi hiçbir zaman belki Rhaenyra Tyrant ya da şey olmayacak hani kötü adama dönüşmeyecek ama buradan başlıyor yani yaptığı hatalar. Ben Çok arada hep aynı kalacak şeyi yani, söylüyorum evet. yani. Yani yönetmek istiyorsan bu şeyi bunu oynayacaksın Doğru. birazcık. O Öyle oyunu kuralına göre oynayacaksın. ya da bir Maegor gibi yapacaksın. Lan ben kimseyle anlaşmam, herkesi yakarım diyeceksin. O da başka bir yol yani. Evet, çok hoş bir yol diye. Sonra Hoş değil. hoş Hoş değil. değil yakmak. Rica edeceğim. Yakmayalım. Rhaenyra buradan çıkıyor ve bence bu sahne çok komikti ya. Jason Lannister geliyor. Merhaba ben Jason Lannister diye anladık ulan bir sürü aslan var üstünde diye bir tane laf sokuyor. Oğlum bir dur. Tahmin edeyim. Ama Lannister. Diyor. Nereden bildin? Allah'ım. Lannister'ın o böyle çirkin egosunu falan bir hissediyoruz yine. Yani Jason çok pis bir herif gibi gözükmedi bu arada. Kardeşi de öyle ama bir böyle şeyler hani biz de Lannister'ız. Bizim şarap marap ortamıydır. Bir Dragon Pit yapmaz mıyız sen de sevişip falan. Hemen bir gaza gelmiş yani. Ve çok kötü yürüyor. Yani çok kötü bir pep talk'u var. Böyle kıza yürünmez kardeşim. Ama şöyle bir şey var. Westeros'un en zengin ikinci ailesinin lordu olarak ki babası öldüğü için şu anda lord. Adam hayatında kimseye kuru yapmak zorunda kalmamış ki yani. Bilmemesi de normal. Evet Hani işte. ben Lannister lorduyum abi. Ben kimi kendimden yüksekte olan artık hiçbir kadın görmemiş yani hayatında adam. İlk defa şey olarak, seviye olarak, sınıf olarak Sınıf kendinden olarak. daha yukarıda bir kadınla konuşuyor büyük ihtimal. Yani o Tuhaf kadar da geldi. no yani normal. Gerçi bu Jason meselesine tekrar bir geleceğim Viserys'le konuşurken. Burada da bir ilginç bir şey var, trajedi var aslında Jason muhabbetinde. Ha, bunun Ama babaları hayatta mı burada? Bir şey bahsediyor mu kitapta? Kim bunların babası mesela? Lannister'ların orada hayatta mı? babası Hiçbir. Lannister'ların değil hayatta. Ha, okey. Hatırlamaya Ya önemli biri mi diye çalışamadım sordum. ama Hatırlamıyorsan çok dert yok değil. hayatta değil kitapta da aynı. Ha, Tamam, okey, şey tamam. Jason'la şey. Bu arada Tyland. bir önceki sahnede şeyi de görüyoruz. Oraya gelip ablalar benim ayağım sakat şöyle bir oturayım Ha şuraya evet. diye Strong'un geliyor. oğlanı görüyoruz. Evet. Yani Lionel Strong'un iki oğlu var işte. Birisi Harwin Strong. Diğeri Larry Strong. Bunun lakabı da Clubfoot işte ayağı sakat. Hı. O da ilginç bir şey aslında. Adam şey yani direkt benim ayağım sakat ben burada oturayım ayağına gelip bütün şeyi ne varsa istihbaratı Dinliyor. topluyor. Böyle kahvesini içip ooo ne koydum valla falan diye böyle Tam oradan yan yan bakıyor yani. öyle geldi O bu arada. böyle Evet. takılan bir abimiz. O önemli bir karakter aslında. Onun kardeşi de önemli. Ondan biraz bahsetti zaten. Harvin de önemli.
Burada gösteriyorlar. Şeyde sonunda da gösteriyorlar. İleride daha da önemli hale gelecekler. Harbi'nin Ben soyadı lakabı Breakbones'muş zaten herifin Harbin şey işte Jaime ile Tyrion gibi. yani. İşte Harvin Breakbones Strong, o dövüşçü en güçlü savaşçısı falan diye. Hatta ona exposition'ı Viserys yapıyor. Ha evet. Lyanna Strong gelince, Harvin Strong, the greatest knight in the Onu Westeros falan diyor ya. mu Teşekkür ederiz önereceğim exposition falan diye. için falan diye. Ha Aynen. onu aynen. O da ikinci exposition'dı buradaki. Evet. Akıllı exposition demiştim ya, ikincisi var. Güzeldi, Oydu güzeldi. aslında. Evet, evet çok iyiydi o. İkinci şeyde de kardeşi de Tyrion gibi. Hani savaşçı olmayan ama akıllı olan. Çünkü sakatlığı var. Tyrion de cüce olduğu için Evet. savaşmıyordu ya da her neyse. İşte onun lakabı da Clubfoot. Gerçi Harvey'nin lakabı sonra değişiyor ama spoiler Ha okey, verme dur. Kitabı vermeyeyim. Güzel orası. bilmeyen ekip olarak merak Aynen. ederim. Ama çok önemli karakter yani her ikisi de. Hani gözünüzden ayırmayın. Sahneye Ayırmayın. girince bakın filan. Abi zaten Leon Strong da öyle bir girdi ki bakın bu adam önemli diye. Her bölüm artık bir şey karizma sahnesi var herifin yani. Aslında neyse, Lionel Strong'a geliriz gene Tamam. konuşunca o. Şimdi burada aslında şeye geçebiliriz. Avcılar geliyor. Beyaz geyik gördük işte. Bu White Hart'ı gördük falan diyor. Oradan Rhaenyra o sırada atına atlıyor. Babasıyla işte şeyi tartışıyorlar tabii öncesinde. İşte sen beni satmaya mı çalışıyorsun? Bilmem ne. Yok ben seni satmıyorum. Ben seni seviyorum ama işte böyle olması gerekiyor falan filan. Oradaki tartışmadan O sonra Rhaenyra ata atlayıp gidiyor. Cole da peşinden gidiyor ormana. şey herkesin içinde tartıştıkları şey miydi? O burada mıydı? Evet. Evet. Burada Otto Ha. giriyor araya hatta. İşte geyik gördük kral bak dur abartmayın gibi giriyor araya böyle. Otto da arada iyi işler yapıyor ya. Burada da Evet. evet. İyi kapatıyor. Çünkü bütün herkes böyle gene awkward arkada. Aynen. Ve bu Herkes adam gene awkward çünkü bu sefer gerçekten falan diye. herkes gerilmiş orada. Ay ne dedi falan diye. Buradaki bir şey söyleyeceğim. Viserys herkesin içinde Rhaenyra'ya atar yapıyor. Ama Rhaenyra'ya sen benim varisimsin, ben fikrimi değiştirmedim hiçbir zaman dediğinde odada kimse yok. Viserys'in yaptığı hatalardan birisi de bu zaten. Hiç şahit yok orada yani. Hiç dinleyen yok. Yani kızı hakkında ne düşündüğünü bütün diğer kavga ederken görüyor. Aynen. Kızına merhametli konuştuğunda ya da şey konuştuğunda, sen benim varisimsin dediğinde kimse yok o odada. Small Council Algıyı odasında. değiştirecek hiçbir şey yok. Yani öyle bir tezat var yani arada şimdi. Herkesin nasıl algıladığı ortada yani sonuç olarak Rhaenyra'yı. Viserys de yardımcı olmuyor kendisine. Çıkıp da orada arkadaşlar bir susun bakayım. Ting 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 ting. Bu da benim varisim lan demiyor yani. Zaten Tekrar. bunun için de sonra şey yapıyor ya salak. Ateş başında Alicent'a günah çıkarırken işte ya kimseyi mutlu edemiyorum işte birini mutlu etsem öbürü üzülüyor falan böyle iyi de yani baba biri senin Viserys'e kızın geleceğim, yani Viserys'e geleceğim. geleceğiz. Neyse işte Aptal adama CHP'yi de şeye... Ha, iyi Viserys adama aptal dediniz. Geçen bölüm izledim onu. Hepiniz batırdı sorunumuz burada. abi Neyse. zaten. Bilmeyenler de ne diyor bu herif falan diyecek. Aynen. İyi insanlara aptal diyorsunuz. Allah belanızı versin. Her neyse. Burada şeyi aslında bütün konuşalım istersen. Şimdi Rhaenyra ile Cole gidiyorlar. Git gel sahneleri var burada. Paralel gidiyor aslında. İstiyorsan Ha, orman evet. sahnesini bir bütün konuşup bitirelim. Sonra oraya tekrar dönmeyiz. Rhaenyra ile Cole gidiyorlar. İşte gece normal mangal kamp falan işte Cole'la şeyi konuşuyor işte sen nişanlandın mı hiç falan yok yok ablacım biz dandiyiz o kadar iyi değiliz senin gibi biz anca common girl falan anlatıyor biraz acındırıyor kendini. Sonra burada önemli sahne ilk önemli sahne domuzun saldırısı işte demin bahsettiğimiz. Ondan önce bir şey diyeceğim. Gene burada benim fazla okuduğumu söyleyebilirim. Ya belki o kadar. Ya bir kere şeyi gösteriyorlar. Rhaenyra'nın First World Problems. Hani normal halkın nasıl yaşadığından hiçbir haberi yok yani Yok, hiç Rhaenyra'nın. yok. Hani Çok ha benim de kopuk. hayatım çok boktan ya. Sıçtığım kabın altının gramajı düştü falan diye böyle. Ejderham 24 karattı 22 yayındı falan diye. çok yakıyor zaten. Aynen. Kristen de sen neredesin ya falan diyor böyle. Evet.
O da bir şeye bağlayacağım. Şeyde mesela Stannis'te vardı bu. Stannis'te benim tahtı almam gerekiyor, benim tahtı almam gerekiyor, işte benim hakkım bu deyip duruyordu. En son Jon'la konuştuktan sonra filan sanırım Jon da ona bu şeyi yapan. Ya sen tahtı almaya çalışacağına hani halkı sevgisini Al. kazanmaya çalış. Aynen. En son bir kafaya basıyordu Stannis'in lan. Evet lan. Öyle yapayım ben diye. Çünkü Sonra kimse kızını Stannis'i yaktı sevmiyordu. Evet. Neyse oraya girmeyelim. Stannis zaten. hayranları sonra evimizi bombalamasın. Burada da Rhaenyra'nın hem sen soylulara ayar veriyorsun, hem normal halkın Haberin şeyinde yok. hiç alakan yok. Dinle alakan yok. Hiçbir sikimle alakan yok arkadaşlar. Sen hangisin yani? En son Rhaenyra'da aynı Stannis haklıydı hatta şeyinde yani sonuç olarak. Hani Stannis haklı olsa da hiçbir zaman kimse Stannis'te kral olsun çok iyi olur demedi yani Stannis için. Evet. Burada da Rhaenyra da orada. Senin açın ne? Hangi angle'dan yaklaşacağım buna? Ben bütün gideceğim mesela Margaery Tyrell hani gidip herkes halka yardım ediyordu yani ya herkes o Evet. Margaery falan diyordu. Çok Onu mu seviyorlardı. yapacaksın? Ha, halkın gönlünü kazanarak mı bir gücü alacağım? Yoksa kilisenin gücünü mü alacağım arkama? Yoksa lordların gücünü mü alacağım? Yok benim ejderham var. Babam bana verdi bunu. Benim işte böyle olmuyor işte Benim. öyle. Ya bir yandan da istemiyor gibi aslında şey ikilem orada biraz hani Ha, birinci şeyde istemiyordu. Şimdi bu bölümde neredeyse şeye geldi. Ergen ya bu. Şey diyor ya. Jason'la evlenme desem bana inadına evlenir. Aynen. Diyor ya. Sanki Aegon'u istiyor diye herkes istemeye başladı gibisine geldi. Aynen Rhaenyra. inattan oldu. Zaten Sanki konu Aegon'a gidince ben istiyorum lan falan. O çikolatayı mı yiyor? Ben istiyorum onu. Verin bakayım falan diye. tam şey çocuk Öyle diyen inadı ya. ergene döndü. Aynen. Ama Ama tabii yaşı da o kadar konu mantıksız değil şeye bence geliyor burada. işte Hani kimse. abi. Aile issue'larına geliyor ya yine temelde. Daemon da Viserys de aslında derdi onunla savaşmak, onu dövmek Aynen. değil. Bir bağ kurmak. Rhaenyra'nın da aynı şekilde. Annesi vefat etmiş zaten bir sıkıntı var. O da bir bağ kurmak istiyor. Yani aslında aile parçalanması aile içi sıkıntıların direkt şeye etkisine dönüyor konu biraz Yani, da. o açıdan evet Daemon'la paralellik çok fazla Rhaenyra açısından. Aynen. Zaten en sonunda da aynı bitiriyorlar diziyi. Her neyse O çok iyiydi. evet görüntü olarak yani nasıl Daemon Viserys'in tahtını alma gibi bir derdi yok Daemon'un ya da Viserys'i öldürme gibi bir derdi yok ama Viserys'in söylediğinin zıttını yapma gibi bir şeyi var da Var. motivasyonu var yani. Burada da Rhaenyra aynı yere geliyor Viserys'le. Ha, bu Viserys'in kişiliğini konuşturacağımız bölümde tekrar buna bir bahsederiz. Aynen Çünkü konuşuruz. geçen hafta adamı aptal dediniz, beni sinir ettiniz. Neyse. Devam et. Zaten işte Kol. orman kısmı domuzu konuşmuştuk. Yani ben orada biraz daha böyle Aegon'un hırsıyla yani o çocuğun hırsla öldürdüğünü okudum açıkçası. Bir de çünkü öncesinde işte o arabadaki sahnede işte çocuk gibi bağırmaların hoşuma gitmiyor falan. Daha böyle aslında senin dediğin şey bu biraz daha uyuyor. Ya işte Rhaenyra iyi mi kötü mü ne hissediyor? Aslında gerçekten çocuklar arasında kıskançlık bayağı güçlü olabiliyormuş. Ya aile içinde hani yaş farkı falan da çok olduğunda bir anda papucun dama atılabilir. Yani yakınken çok anlamıyorsun zaten ikiniz de bebeksiniz ama biraz yaş farkı olduğunda sıkıntı büyüyor. Orada da tabii bu taht üzerinden anlatılıyor. Bayağı bir hırsla o domuzu öldürdü. Zaten yine senin dediğin gibi öncesinde şeyi sordu işte Cole'a işte bu ülke beni kabul eder mi? Krallık beni sever mi falan gibi. O da yazık zavallım Kolda böyle. eder demedi ya bu Böyle yani. Başka etler şansları yok ama dedi. evet evet böyle yani zorunluluktan gibi falana getirdi biraz da. Güzeldi o kısım aslında. Yani ikisinin gitmesi daha sakin sahneler falan hoştu yani biraz. Evet Aslında ikisi Cole arasında orada tabii biraz ki bir şeyi temsil etti. Yani halkı temsil ediyordu Cole halkın temsilcisi. biraz orada. Halkın adamı kol. Evet ikisi arasında ben tabii biraz gene fazla okudum bir ara hani acaba o gece bir şey mi yaşandı falan diye düşündüm ama yok herhalde de daha çok bir duygusal bir bağ olduğu kesin çünkü bu 3 senedir Cole
Rhaenyra'nın Swan Shield'i olarak Evet. sürekli peşinden dolaşıyor yani. Direkt bodyguard böyle. Yani o yüzden belli ki belli bir duygusal bir hani duygusal illaki romantik anlamda Bir söylüyorum yani. connection olmuş Belli durum, ki bir evet. var yani. Bir, evet, bir iletişim var. Ki zaten hani ileride de önemli bu ikisi arasındaki bağ. Bu domuzu öldürme şey oldu herhalde ya sanırım. Senin dediğin de olabilir ama daha çok bana Robert Baratheon öldüren domuzu. Allah belanı Ona versin o benim favori karakterim kızıyormuş diye. Şey yapıyor bu. Robert Baratheon'u öldüren domuzun dedesinin dedesi bu. Bunu burada öldürürsek. Robert'a bir şey olmaz. Ama dur, Robert bizi kestiydi Robert da Targaryen soyundan geliyor gerçi. Her falan neyse. değil mi? Evet yani çok fazla şey var. Ne diyeyim? Yine katman üstüne katman var. Senin dediğin doğru. Hani direkt Aegon'u öldürüyormuş gibi yapmasından daha çok içinde artık bir şey var Hırsla, hani. Ne diyeyim? Bir sinir var, bir şey var. Onu domuzdan çıkarıyor. Benim daha çok hani bu yine bir foreshadowing olarak hani ben elimi kana buladım artık hani ha. şeyine getiriyor hani O parçası hazırım. zaten, evet. Aynen. Gene en sonunda dönünce de başka bir bağlantısı daha var onun hani şeye geldiğinde kamp alanına. Neyse bu öbür taraftaki kamptan da devam edelim de en son birleştiririz. Geyik Rhaenyra'nın sahnesine döndüğü döneceğiz zaten oradan. Beyaz ha geyiği oradan oradan kampa dön. konuşuruz. Tamam. Yani. Zaten kampta artık şeye dönüyor konu. Hunt'a gidiyorlar işte. Ha, beyaz geyik Beyaz geyik muhabbeti muhabbeti var. işte beyaz geyik çok fazla artık nereye çekersen oraya gidecek bir şey, sembol. Şeyin Game of Thrones'da da vardı. Kitap şeyde var mıydı hatırlamıyorum. Ha vardı. Var mıydı dizide bilmiyorum. Her neyse kitapta da beyaz Hatırlayamadım. geyik buluyorlardı. Bu Robert'ın avında haber geliyordu. Beyaz geyik görüldü diye. Gene burası Kingswood, aynı orman. Şeyde çıkıyordu işte Robert. Verin bana mızrağı. Üç kişi verin başka kimse gelmesin falan diye. Bütçe yok o kadar adamın. Şey yok, Götüremeyiz. götüremem Sadece ver mızrağı bana, tamam. Gidiyorlardı geyiği bulmaya. Buluyorlardı geyiği ama kurtlar tarafından öldürülmüş olarak buluyorlardı. Evet. Tabii Tamam, geyik şimdi Baratheon, hatırladım. kurt Stark. Dananana. Ondan önce de şey var tabii. Direwolf'ları bulduklarında anne Direwolf'u da geyik öldürmüştü. Evet. İlk dizinin ilk bölümünde. Oradan zaten Stark... kurtları oradan alıyordu Stark, aynen. Ha, kurtlar oradan oluyorlar. Burada da Robert geyiği buluyordu ama kurtlar öldürmüş oluyordu. Tabii ki o zaman da bir şey var. Ne diyeyim? Joffrey Joffrey'nin varis olup olmadığı tartışması var. Direkt kurtların hani geyiği öldürmesi hani varisle Starklar arasında şey olacağını, savaş olacağının foreshadowing'i idi. Evet. Burada da geyik muhabbeti geri dönüyor. Sonra orada Robert böyle geyiği ölmüş bulunca domuz var mı? Domuz vuralım. Sıktırın geyiği. diye gidiyordu. Orada da zaten habire içiyordu ya. Evet evet bayağı. Burada da Viserys aynı muhabbet. Şey aklıma geldi yani. Oğlum içip içip çıkmayın şununla ya. Viserys Manyaklar. de yaralı. Ben şeye dikkat İçip içip etmemiştim. direksiyon başına geçmeyin abi. Sen dikkat ettin mi bilmiyorum. Galiba ufak bir CGI hatası olmuş. Ya da belki benim izlediğimde düzelttiler. Bilmiyorum. Ben dijital izlediğim için şey. Viserys'in galiba parmaklar gitmiş. Bir yerde yeşil eldivenle gözükmüş. Ha Böyle öyle mi? Okey. evet, iki parmağı En gitmiş. O son hasta parmaklarını bir kesmişler galiba. Ha en son şeyde vardı. Sahnede gözüktü parmaklarını kaybettik diye. Aha. Yeşilli sahneyi görmedim. Orada Be CGI ile galiba şey bebeğin olduğu yapmamışlar. sahnede en başta, ama ben de şimdi dizide görmedim. Yani gözükmeyecek gibi değil. Muhtemelen düzeltilmiş versiyonunu görmüş olabilirim ben. Kitapta parmaklarını kaybetmesi üzerinde ufak bir hikaye vardı aslında. Onu işlemediler. Başka neyse spoiler yapmayayım da hani Okey, belki başka bir yerde Rhaenyra'nın konu açılır. yani onun bir
Yani çok böyle çok büyük bir şey değil de ufak bir şey oluyordu. Kriz yaratıyordu. Ha yani işte geyik muhabbeti orta çağdan işte Celtic şeyinden falan gelen bir şey zaten. Bu Game of Thrones'un şablonu üzerine yazıldığı Wars of the Roses, İngiliz tarihinin meşhur savaşını başlatan adam ikinci Richard, onun mesela sembolü beyaz geyik falan. Ha, oradan bağlıyor, Çok anladım. bir sürü bağlantısı var. Burada da Otto şey açısından önemi, Viserys açısından önemi. Viserys rüyasında oğlu olduğunu gördü. Oğlunu tahta koyduğunu gördü. Ama bir yandan da Rhaenyra'yı varis ilan etti. Yani kafasında hala o ikilemde gidiyor geliyor. Bu beyaz geyik bence onun için bir şey oldu. Ben harbiden beyaz geyiği bulursam Aegon'un doğum gününde, o zaman Aegon doğru kararmış sinyali alacaktı. Hatta Otto gelip diyordu ya hani, Evet. ben aslında bu konuları bilmiyorum ama şimdi kendi yararımı olacağı için bir yandan batıl inançları çok yüksek bir insan haline geldim. Evet. Şeyle. İşte bu beyaz geyik bir, işte şey mesaj ya da bir sign işaret Aegon'un gerçek varis olduğuna dair. Viserys'in de kafasında o vardı. Hani eğer harbiden beyaz geyiği bulursam Aegon abi. Aegon'un doğum gününde, ama beyaz geyik sonra seçimini CHP'den yana bastı biliyorsun. Cumhuriyet teyzesi çıktı beyaz geyik. Neyse tabii orada bulamayışları da burada daha da komik olanı şey var ya. Viserys'in boku alıp, evet uzağa gitmiş olamaz. Oğlum sen Evet. kralsın, ne elliyorsun Daha sıcak bu. İyi bak. Bu bok iyi bok onu yapmış ya? falan. Evet, vejeteryan. Abi geyik bu ya. Tabii vejeteryan falan diye. Bu arada Viserys'in ne zaman eline bir şey olsa hemen herkes şey muhabbeti yapıyor işte. Eli yarıldı işte, eli çürüdü. Hand of the kings is rotten falan diyor. Hemen böyle işareti veriyorlar. Eli bokadaydı. Hand of the king is shit. Her şeyi de Otto'ya yoran adamlar var böyle. Tamam abi, eline ne alsa Hand of the king mesajı alıyorsunuz siz ondan yani. Ha, iyi ki başka bir şey almıyor orada. Aynen. İyice. İşiyor bizleriz. Hand of the king is a dick falan diye böyle. Rezilsiniz be falan diye kızıyorlar be. Tamam yani. Ama bok alıp böyle şey yapması da yani Evet. ilginç bir şeydi, sahneydi. Yani bir şey de yok. Bir işe yarayayım gibi mi düşünüyor artık orada, anlamıyorum. Çünkü Aynen zaten aynen. Çok işe yaradı sonra zaten bizleriz. aynen yani. Ya buraya geç tabii, en son av sahnesine, iki av sahnesini Gel. üst üste konuşabiliriz. Araya bir şeyi atacağım tekrar. Oraya atlamayalım. Şey, Lionel Strong, hani zaten bahsettin sen biraz, hani yine hatırlatayım işte, yine ondan fikir alıyor. Ama Lionel Strong da şunu seviyorum abi. Mesela Ondan Otto... önce pardon, Ne? Jason Lannister'la bir daha konuşuyor ya. Ha, tamam, Benim dur. notlarımda o Ona önce. Ha, geleceğim. geleceksin. Tamam. Oradan Okey. geleceğim. Lionel Strong böyle şeye giriyor konuya. Benim fikrimi duymak ister misiniz? Hani böyle hep bir call to action var herifte. Tam bir reklamcı kafasıdır bu. Hani sana yaptırır her şeyi. Sen böyle, ha ulan tamam, evet. Evet, tabii ki sorayım ya falan olursun. Jason yine böyle kabız gibi geliyor hep devamlı. Kılıç Aa, sen getirdim oradan hey oraya falan. gidiyorsun. Aynen. Aynen. Yine böyle dandik bir şeyle geliyor işte, mızrak getirdim. Sizin kıza çakmak istiyorum falan. Oğlum bir dur, bir diyalog öğren lan. Bir düzgün konuş. Orada Oğlum zaten... diyorum ha, adamın hayatında hiçbir şeyi istemek zorunda kalmamış bir adam yani Aslında bak, sonuçta. güzel detay. Çok iyi yakaladım bunu. Böyle aşırı zengin tepede olanlar, hani Strong'lar nasıl çok bilmiyorum ama hep böyle tepeden indiği için, dediğin çok doğru oldu. Aşağıya diyalogta da iyi değiller. Ya da yukarıya da iyi Hem değiller. Hiçbir aşağı şey değiller yukarısı yani. adamın üzerinde sadece bir tane kişi var zaten. Hani Aynen. Hiçbir yere bizleriz. yönelemiyor Adamın hayatındaki %99,9'u hepsi kendinin altında. Hem sınıf olarak altında, hem zenginlik olarak altında. Tayvin biliyor Bütün da onu işte. krallıkta sen de Tywin fanboyusun ya. Tabii oğlum. Tayvin neden? Çünkü okuyordu adam. Savaş suçları işte. Cenevre Konvansiyonu'nda Diamond'la beraber yargılanacak. Beyaz bayrakta çekip ondan sonra insan kesiyor. Tywin
Delikanlıysan çıkarsın Robb Stark'ın karşısına. Yok ya. Öyle masa başında. Masayı deviriyor. Stark. Başkınmışım Stark'ın diye çıkarıyorum ben böyle. Stark'ça çıktım ben. Neyse. Sen kurt var abi normal. Aynen ben kurtum. Stark'ız biz. Her neyse. Burada bir zıran önemi evet, var mı? Sonradan keskin olmadığı ortaya çıktı. Kötü yapmış pezevenk. Böyle geyiğe batırıyor. Ay yapma! Sen silen diyor geyik. Oğlum bunu bir sivriltin getirin lan bu ne? Oyuncaktı ya o aslında gerçek değildi diyorlar. Burada evet bu Jason Lannister Viserys sahnesi Viserys'in oyunculuğu açısından yani Perry'nin oyunculuğu açısından zirveydi benim için. Çünkü direkt böyle hani hafif trolleme, hafif yusuflatma evet. Adamı çok karşısında gerdi. Bu Robert'ın Lance'le Robert Lance'nin Robert'a böyle zırhını giydirdiği bir sahne vardı. Robert çok şişman olduğu için zırh gelmiyordu. Lance'le böyle bağırıyordu, çağırıyordu. Allah belanı versin yapacağını hiç giydiremiyordu. Sonra en son Lance'le git zırh gergi ne o stretcher'ı getir diyordu böyle. böyle zırhlı stretcher'ı getir böyle Lancel böyle öyle bir şeyin olup olmadığını bilmiyordu falan böyle. Gidiyordu falan Lancel. Sonra orada da Barristan mı vardı kim vardı? Zırh ne o armor stretcher diye bir şey mi var ya falan diye böyle. Yo falan. Trolledim ben onu. Direkt o sahne geldi aklıma ya. Evet böyle ya. Karşısında da Lannister var ya. Böyle sizin bizim Lannister'ın gücünü almanız lazım falan diyor böyle. Aa, bizim güce mi ihtiyacımız var yani? Öyle diyorsun. Ya da Goodfellas'ta vardır ya şeyin sahnesi. Evet, evet. You're so funny dediğinde. Aynen. Aynen o. What do you think I'm, what do you say I'm funny? What am I funny like? İnanılmaz like a, geliyordu oğlum orada. Am I funny? Aynen. Müthiş bir sahnedir o yani. Bana like komik mi düşse ha? Hayırlısı mı düşse? İşte bak Strong o kadar iyi diyalogçu ki buna düşmüyor işte yani. Müthiş adam ya. Strong'cu olacağım ben de galiba. İki şey var. Buradan çıkarabileceğimiz. Ya benim çıkardığım. Bir. Bu arada şeyde ilk defa Rebellion lafını da söylemiş oluyor. Senin Bannermen'ler böyle mi konuşuyor? Ha. Senin arkadaşların böyle konuşuyorsa bak bunları ihbar etmezsen şeye bizim Alo 153 beyaz masaya ihbaratlara aynen bunları ihbar etmezsen sonra başın derde girer genç falan diye. Beyaz geyik attı. Orada böyle strese yaptırıyor ona. Birincisi harbiden Viserys'i zayıf görüyorlar yani bu lordlar. Evet. Hani biraz o şeyi subconscious konuşuyor yani şeyin Jason'ın ne diyeyim bilinç altında yatan bilinç üstüne çıkıyor o anda. Sizin güce ihtiyacınız var. Alın ben size güç vereyim falan diye. Tabii bu biraz şey açısından, Targaryenler açısından trajik çünkü Viserys hani böyle ejderha falan da kullanmayalım biz falan diyen bir tip. Hani Targaryenler Tanrı'ya daha yakınız biz lan falan derken 50 sene önce Aegon varken ya da 70 sene önce biz Tanrı'yız, bizim ejderhamız var falan böyleyken şimdi artık hani sizin güce ihtiyacınız var mıyı sorgulatmaya kadar gelmiş durumda. Onu göstermek açısından iyiydi. Aynen. İkincisi... O hissettirdi onu yani. Evet yani resmen normal insan ya da normal herhangi başka bir lordla konuşuyormuş gibi konuşuyordu. İkincisi de daha da komik olanı ya da komik değil daha trajedik. Bu evlilik olsa iç savaş çıkmaz. Bu iç savaştan önceki son çıkış kapısı aslında. Aslında bir kapıyı daha sonra senin sorununa cevap olarak veriyor aslında Strong. Bir kapı daha açıyor orada. Ama işte o kapı şöyle söyleyeyim. Güneyli lordlar Hightower, Lannister, Redwine başta olmak üzere. Ha, şey, onlar da bağını güçlendirirse güney daha mı önemli? Corlys'i zaten onlar düşman olarak görüyorlar. Anladım. Hani Velaryonlarla evlendiğin zaman otomatik olarak güneyin... Çünkü şu anda kuzeyin konuyla hiç alakası yok. Evet. Hani kuzeyin sikinle değil bunların yaptığı.
Aynen. Kimmiş ya bunlar? Cumhurbaşkanı kim bugünlerde? Ben bunların haberi bile yok. Gazete bile Hani geliyor. okumuyor. Ha çağırıyorlar Stark'ı şeyi Rickon Stark mıydı neydi ilk Recon bölümde vardı, geliyor. evet. Adamlara 6 ay yol geliyor, diz çöküyor, geri gidiyor. O da romatizması varmış değil mi? Yazık ben. Aynen. Aa dizlerim Ya buraya kadar geldik bir kek top kek bile vermedi Jolla şeklerden de. Diz çöktük. Hadi dönüyoruz arkadaşlar deyip dönüyor. Hani Kuzey'in zaten umurunda değil. Bu tamamen Güneyli lordların meselesi. Kimi kral yapacağız? Evet. O yüzden hem Jason gerçekten şimdi burada mı konuşuruz sonra şey bir sonraki sahnede konuşuruz. Hani şeyde ne diyeyim en son Viserys'in Sahnesi mi? Alicent'la konuştuğu sahnede konuşuruz Zıplarız Viserys'in oraya şimdi şeyine. zaten, aynen. Ama burada işte harbiden Rhaenyra'yla Jason evlense Targaryen Lannister ittifakına nah Tabii. girersin bir Hightower olarak ya da bir Redwine olarak neyse. Kimse bir şey yapamaz yani. En zengin ikinci aileyle ejderhaları birleştirdin mi? Ha. Bir şey olarak ne diyeyim? Evet Jason dallamanın biri olabilir, şey olabilir. Ama iç savaşı engellersen hani on binlerce masum insanın hayatını kurtarmış oluyorsun. Ama Ki işte bunu bir sonraki şeyde birleştireceğiz Viserys'in şeyini. evet, orada ben bir zıplayayım ama minik buradan. Zaten orada konuşacağız yine. Rhaenyra yine Viserys'e de çok güzel ayar veriyor burada. Sen istediğinle evli, hani daha stratejik bir evlilik yapabilecekken kendi o yükü almayıp aslında o yükü kızına bırakıyor burada. Yani sen stratejik evlilik Evet. yap, ben niye yapayım? Lan sen babasın, sen yapaydın o zaman falan gibi oluyor biraz. Yani ama o oldu artık. Artık tekrar tekrar Aynen. o iç savaşın bir adımı atıldı orada. Şimdi Bu burada da artık son çıkıştan önce de çıkmıyorlar artık. Neredeyse Strong da senin geçen hafta sorduğun bölümün sonunda sordun, hani, durumu toparlayabilirdi. Bir konu daha vardı orada diye sordun. Kimle evlenebilirdi Rhaenyra? Onu Strong tavsiye ediyor. Diyor ki Leonor'la evlenebilir Corlys'in. Hani bu işte aslında durumu toparlar diyor. Ama onun için de sanki biraz geç mi kaldılar? Yok hayır şimdi Strong gene tam bir şeye döndü ya. Fan favorite'e döndü herif herkesin. Evet, Strong mesela doğru. Adam şey Reverse Tyrion. evet. 8. sezonda Tyrion ne Daenerys'e böyle oğlum Tyrion ne diyorsa tersini yapın Allah aşkına falan diyordu. Burada da Strong aslında ilk bölümde Strong'un kitapta yok bunlar sanırım. Strong'un direkt Viserys'e verdiği şeyler. O geçen bölümdeki lafının dinlenmemiş olması güzel bir hareketmiş. Buradaki lafı daha ağır hale geldi. Yani burada Evet. daha Altojuso dansı yapıyor böyle. Scrubs'ta vardır ya. I told you so diye böyle. Strong böyle zaten Viserys o kadar şey olmasına rağmen yorgun ya da herkesin kendisine konuşmasından bıkkın olmasına rağmen onu dinledikten sonra gidip böyle şey olarak hani böyle omzuna vuruyor falan. Evet. Evet sen gene iyi konuştun canım benim. Oh yavrum ya falan diye. Evet güzel bir şey veriyor. Arada tabii bilmiyorum benim notlarımda ondan önce Otto var. Dur, şu en son Otto'ya geleceğim ben de şimdi. Otto mu geliyor en son? Okey. Otto'nun önerisine geliyorum şimdi. Otto Ha yine okey. Hayır. Şeyin önerisi mantıklı, evet. Kız şeyle evlenmesi, Valerion'ları tekrar şeye katması ben mantıklı bir öneri. Otto'nun bir an önce tutuklanması lazım. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Bu adamı lütfen FBI içeri alsın yeter artık diye. Deep web gibi oğlum adam. Bu ne yani? Böyle gelip o, sizin bebek var ya. Sizin çocuğu, sizin kızı bebeğe verin falan. Ne? Sizin kızı bu geyikle evlendirelim. Ot artık ne içiyorsun abi sen? Hayır ben de aynı şarabı içiyorum ama sen iyice cozuttun güzelim bir yaprağın Otto ne yaptın Otto ya? Ama İnanılmaz. burada Otto ilginç bir şey oluyor. Ensestli evlilik teklif ediyor Otto. Evet.
Çok ilginç bir aslında. Geldiği köke göre çok ters. Aynen. Old Town Connection abi. Sen, aynen. Biz Hightower'lara... İşte bunu dini... özellikle yapıyor işte muhtemelen işte. Yani bozmak istiyor. Ha, o şunu gösteriyor. Din bizim sikimizde değil. Önemli olan BMM'ye binelim, kadro alalım. Tabii. İhalelere girelim. Hesabında çıkalım. Aynen. İhaleye girelim. Onlarda Hightower çocukları diye Instagram hesabı var bu piçlerde. Her neyse. Otto da yani şey, ensest ilişkiye karşı olmasına rağmen geldiği kaynaklar, hani Old Town bilmem ne, orada kitlemek için şeyi anlıyor o biraz. Viserys'in Viserys'i iyi tanıdığı için direkt Rhaenyra'yı sen varislikten iptal al. Hani hı-hı, ne o? Çıkışını i̇ptal ver et. Onun. İptal et onu. diyemeyeceğini biliyor. O yüzden hadi bari böyle kitleyeyim şeyine giriyor. Daha önce de hani şeydi zaten. Hani Daemon'a gitmesin de bu Rhaenyra'ya gitsin diye kasıyordu. Evet. Şimdi de ulan Rhaenyra'ya gidecekse bari bizim oğlunu da kitleyelim oraya diye kasıyor. Buna yaparken de dindi, şeydi, hani kendi ailesi için önemli olan konuları sallamıyor yani. Her bir yere gelmek onun için en önemlisi. Orada güzel bir yorum geldi bizim videoya da hatta işte. Özellikle yollamadı ki Viserys'i. Anlaşır mı anlaşır geri döner diye. O da fena fikir değil aslında. Ha evet, Dragonstone'a gitmemek için Viserys'in gitmesinden endişelendi. Yani iki kardeşin arası tekrar birleşirse bunlar güçlenirler yine. Başıma iş açardı diye. Evet, burada da benzer bir şey var. Hani Rhaenyra'ya direkt karşı çıkmanın geri tepeceğini anlıyor. Zaten en sonda da the road is not certain diyor. Hani daha kafasında net değil. Aegon'u kral yapacağız ama nasıl yapacağız daha emin değilim. Evet. Şeyini getiriyor. Burada bir ilk denemesini yapıyor tabii. Onun dışında da şeyin, Viserys'in de, şimdi ben Viserys'e geleceğim artık. Gel zaten o sahneye geleceğiz. Sonra hem bu var. Viserys'in direkt I came here to hunt diye be ona da bir şey yapıyor. İlk başta savaş var falan diye onlara da atar koymuştu. Hani savaş var diye işte, savaş kötü gidiyormuş diyen adama da ben konuşmaya gelmedim burada. Evet. Doğum gününe geldim ben. Pastamı yiyeceğim. Çayımı içeceğim, gideceğim ben. Yani şurada iki duble içirtmediniz ya falan diye. Ondan sonra zaten Alicent'la olan sahnesine geliyoruz. Orada bayağı bir günah falan da çıkarıyor. Evet, o sahne i̇şte, ilginçti ya. Orada artık şeyi kendi de kabul etti. Ben Daemon'u uzaklaştırmak için onu işte şey, varis ilan ettim falan. Biraz böyle ağlıyor orada ama bak, o sahnede çok şeydi, güzeldi Viserys. Yani biraz ilk kez içtikten sonra tabii samimi olabildi biraz daha kendine de. Yani burada dediğim gibi kafasındaki şey tamamen orada, artık kafasında resmen iç savaş başlamış durumda. Hangisinin doğru oldu, işte what if I was wrong falan diyor. Evet. İşte kafasında hala o kehanet var. Hani ben dreamer'ım diyor, aynen. First the power of a dragon opposed to power of prophecy falan diyor. İyice o kararsızlığındaki doruk noktaya ulaşmış durumda. Karısını öldürdüğünü kabul etti bu arada. Takıntım karını öldürdü. Evet. Aynen işte, bunu kabul ediyor. Ve de burada Viserys'in kişiliğini doğru, yani şöyle bir kıyaslama geldi benim aklıma şeyde. Viserys'i iyi adam olarak görüyoruz. Ya en ben azından bir şeyler şeyde yapmaya çalışan bir adam gibi yani. Pişmanlığı olan bir adam gibi. Viserys'in iyi bir adam olduğunu söyleyebiliriz. Yani ama şöyle bir şey diyeceğim. Biz ilk dizide bu herif herkesin gönlünü almaya çalışıyor, aptal bu herif dediğimizde bizi atar yapan bir arkadaş vardı. Bu arada onlarca yorum yapıp herkesin güzel şeyler yazması gerçekten çok güzel. Yani yazın, ne isterseniz evet, yazın. Ağzınıza sağlık. Sorusu olan, bilmem ne olan varsa onu da yazsın. Okuyorum aynen ben hepsini. Şimdi tamam, böyle konu, şimdi bir düşünelim. Viserys iyi adam. Aptal mı? Çünkü bu aynı mesele Ned Stark'ta da vardı. Aynen.
Ned Stark da iyi adam. Ama bütün ailesi dağıldı. Hani aldığı kararların sonucunda. Ve de iyi adam, hatta bu şeyden geliyor yani, bak George Martin'in Yüzüklerin Efendisi ile ilgili meşhur eleştirisi var ya, arada Yüzüklerin Efendisi fanları gelip adama çemkiriyorlar. Sen kimsin Evet. lan onu eleştirecek falan diye. İzleyin şimdi hadi lan. İzleyin hadi bakalım. Neyse. On dizi konuşurlar boş. Şimdi de izleyin. Neyse. Şeydir. Aragorn iyi insan olduğu için Yüzüklerin Efendisi evreninde onun iyi kral olduğu aynı şeydir. Yani iyi insan iyi kraldır. Çünkü Tolkien'in işlemeye çalıştığı şey karakter değil. Konsept. Aynen. İyi kötü konsepti. Ve de Tolkien'in cevabını vermeye çalıştığı şey iyilerin iyi olması kötüyü yenmek için yeterli midir? Bütün her şeyin özeti zaten Frodo'nun yüzüğü atamamasıdır. Evet. İyilerin iyi olması kötülüğü yok etmeye yetmez Yüzüklerin Efendisi'nde. Hala o Gollum gereklidir. O yüzüğün odaya düşmesi için. Orada en kompleks Ve de karakter Gollum zaten baktım. en sonda denir ki Yüzüklerin Efendisi'nde Aragorn en iyi, en onurlu kral. Kral olduktan sonra işte 100 sene Her şey şey çok süper güzel, yoldu. evet. Her şey Müthişti. çok güzel gitti. Çünkü iyi insan iyi kral demektir. Tamam, buradan gelelim şimdi. Westeros'un en iyi kralı diye geçen adam Jaehaerys. 50 sene yönetti. Doruk noktası, Reconciliator, işte Vice King Müthiş. bilmem ne. Evet. Ha süper. Bu da kim söylüyor? Strong söylüyor. Gene ya Allah'ım Strong'a bak ya. Herif resmen Yes. Adam şey gibi ha. Her İlber neyse. Ortaylı gibi her türlü tarih konusu. Her neyse şey diyor. Jaehaerys de kızlarıyla çok iyi kraldı ama kızlarıyla arası hiç olmadı diyor. Çocukları Doğru. delirtti diyor hatta şeyde. Ha, Viserys'te. daha çok kızları erkek Yani çocuklarıyla evet. hiçbir şey yok. Viserys de seksistin, misojinistin, şey Jaehaerys de önde koşanı. Evet. Kızlarının hepsine mal şeyi yapıyor. Hepsini bir tanesini 12 yaşında evlendiriyor. Hatta Vay. 13 yaşında Emma Arryn'in annesi ya. Şeyi bu geçen ilk bölümde ölen Arryn'in annesi Viserys'in kızı ve de 12 yaşında mı ne artık böyle şey olduktan ne diyeyim adet gördükten Ergenliğe ertesi günü evlendiriyor yani herif o giriş. kadar. Geldi mi geldi evlendirin Toprak falan diyor. ağası sanki. Aynen. Hatta Alisan'la arası açılıyor o konuda karısıyla. Kız çok zayıf olduğu için doğumda ölüyor. Şeyi. O kadar 13 yaşında mı ne doğum yapıyor şu an tam yaşını hatırlamıyorum da. Hani diğer bir kızı orospu oluyor. Kıza orospu mu olacaksın? Orospu mu olacaksın derken kız evet ben orospu olacağım deyip gidip orospu oluyor. O da Hani inattan. bütün kızlarıyla arası bozuk çünkü adam misojinistin önde koşanı. Ha. Ama sonuç olarak ha Viserys ona göre çok daha iyi bir adam. Hani çocuklarıyla olan ilişkisi. Hatta biz modern karakter olduğunu söyledik. Ned Stark'a bakarsan Ned Stark iyi, artık çok onurlu. Ama Ned Stark ile Viserys arasındaki fark, Viserys hiçbir kararı almıyor. İnsanlar mutsuz olmasın diye. Evet. Ned Stark'ın ise kodu var. O kod ne gerektiriyorsa onu yapıyor. Aradaki en büyük fark o. Ned Stark savaştan geldiğinde Robert's Rebellion'da yanında Peach'i getiriyor. Jon'u. O kadar onurlu olmasına rağmen karısına mesela söylemiyor Jon'un kimliğini. Karısıyla hani onuruna şey olmasına rağmen Hiç söylemiyor. Çocuklarla bağı da kuvvetli bir karakter yani çok. Diğer bütün hayır çok karakterlere kuvvetli. Zaten göre. onurlu hareket ediyor. Yani şöyle bakarsan ikisi de hem Viserys hem Viserys iç savaşa sürüklüyor ki Ned Stark da ailesinin dağılmasına neden oluyormuş gibi oluyor ama halbuki o sırada da ona tezat karakter
Tywin. Tywin de işte çocuklarıyla arası iyi değil ama işte daha Machiavellist olduğu için çocukları sanki Ned Stark'ın sanki Ned Stark'ın ailesi dağılırken Tywin'in ailesi yükseliyormuş gibi oluyor. Ama diziyi unut şimdi burada. Kitabı devam edersen Ned Stark'ın onuru sayesinde Ned Stark gittikten sonra, öldükten sonra tamam Robb Stark ölüyor ama Robb Stark kendi hatası yüzünden ölüyor açıkçası. Ama babası olsa tavsiye verebilirdi ona işte belki. Biraz ya babası olsa o şeyi bozdurmazdı ona. Aynen. Rey'lerle olan evliliği. Sen bir bitir burada bir şey ya. Bir şey geldi aklıma. Her neyse. İşte Ned Stark'ın sonuçta kitabı dönüp dolaşacağı yer şu olacak. Tywin'in çocukları Tyrion şeyde Essos'ta sürünürken Jaime şu anda kesilirken. Cersei'yi High Sparrow tarafından zindanlara atılmış durumdayken Jaime ondan nefreder. 3 tane Lannister çocuğu da birbirini boğazlayacak durumdayken Stark çocukların hepsi bir araya gelme özlemiyle şey yapıyorlar ve de The North Remembers yani Kuzey o çocukların hepsinin bağrını basacak kitapta. Ha dizide de Sansa Stark işte Queen in the North oldu bilmem ne. Hı-hı. Ama kitapta daha da güçlü bitirecekler. Yani Ned Stark'ın onurlu şeyi o çocukların geleceğini garantiye almış oluyor. Viserys ne Jaehaerys yani ne adet neyse olan kızların hepsini evlendireceğiz. Viserys'in erkek yaptığı şeyler belki onu iyi bir karakter yapmıyor ama sonuç olarak 50 sene boyunca 55 sene boyunca barış içerisinde krallık yapmasına neden oluyor. Çocuklarına kötü davranmasına rağmen. Tarih onu en iyi kral olarak anıyor. E şimdi Viserys ne iyi kral olabiliyor ne iyi baba olabiliyor. Çünkü Viserys karar vermiyor hiçbir şeye. Aynen. Yani herkesin yok onun canı yanmasın, yok onun şeyi olmasın. İşte Viserys tam git annene sor babası. Anne de yok. Ay sen kralsın. Kral olduğun için hani sen kral olmasan yap bütün bunları. Ama Viserys kararsızlığıyla herkesi mutlu edeceğim kafasıyla herkesi mutsuz etmeyi başarıyor. Viserys'in aptal olmasının sebebi bu. Yoksa vicdansız bir insan olması değil. Viserys'in hiçbir moral ya da şey kodu olmaması. Ya Jaehaerys gibi sen bu işi kurallarıyla oyna. Ya Stark gibi onurunla oyna. Onurun ne getiriyorsa onu yap. Yok Viserys şeyi, kötü biri değil zaten. Kötü bir baba bence yani. Kötü bir kral. Kötü bir i̇şte baba. Kral da baba da. Zaten onun yansıması kitapta zaten. Burada daha ilgili bir kralmış gibi gösteriyor. Kitapta daha çok Robert gibi yani. Çok da sayında olmayan. Otto yönettin nasıl Robert'ı? Tywin yönettin ya siktir et. Oh, oynayalım biz falan. Var mı şey falan diyen bir adamdı. Yok İçelim içelim. Domuz öldürelim. Hatta Ned Stark geldiğinde şey diyordu ya. Ben seni buraya rahat edesin diye getirmedim. Ben kendimi işte içkiyle erken bir mezara götürürken sen de ülkeyi yönet diye getirdim ben seni buraya diyordu. Seni buraya onurlandırmak için getirmedim diyordu. İstemiyordu Ned Stark da zaten. Aynen. Herif zaten erken ölümü biraz fazla erken oluyordu. O gece ölüyordu falan diye. Neyse işte dediğim Viserys'in aptal olmasının sebebi vicdanlı bir adam olması falan değil yani. Yok, Viserys'in aynen almadığı kararlarla bütün ülkeyi savaşa sokması yani. Kesinlikle katılıyorum. Ben de bu söylediklerinden özellikle Ned'le ilgili söylediklerinden şu geldi aklıma. Biraz daha bugünden bakıyorum ben şimdi konu. Yani hikayenin içinden değil, aile konusundan. Şimdi iki tip baba var elimizde. Bir tarafta anne ölü, diğer tarafta da Catelyn Stark çok sürüklenip kopuyor aslında. Hani evet hani Rob'la yakın kalıyor ama işte zaten onunla beraber ölüyor. Kitapta daha farklı gidiyor tabii. Sonra Lady Stoneheart'a dönüyor vesaire. Ama şimdi bugünden bakarsam mesela Ned çok fazla çocuklarını kendine bağlamış. Evet onurlu bir baba çok şey ama çoğu bu helikopter aile mi diyorlar bir şey diyorlar ona. Yani o parent bağlı ki çocuklar ona onsuz karar alamıyorlar. Onsuz bir ayakların üzerinde durmayı bilmiyorlar.
Onsuz hareket etmeleri çok zor. Rob bunun cezasını çekiyoruz. Zaten John'u kendi sırf onuru için yolluyor. Ondan çok onun olayı başka zaten. Öz oğlu değil falan. Biraz daha karışık böyle. Hani onlara böyle bir evet çok seviyor, çok onurlu bir şeyler öğretmiş. Ama çok da kendi ayakları üzerine durmaya bırakmamış. Hani onun da bazı hataları var. Zaten muhtemelen hayatta kalsa anlardı bunu. Viserys de tam Yani tersi. Yani bunu sen de demiştin mesela videonun başında. Hiçbir şey öğretmiyor. Tam böyle şey baba. Ben sevgimi çok gösteremem babası böyle. Biraz Daenerys babalar vardır ya öyle. İşte anana sor falan babası biraz da. Ana da olmayınca, kendi de öğretmeyince çok kötü bir baba figürüne dönüyor böyle. Ve aynısı krallığını da yansıyor herifin aslında. Karar alamıyor herif çünkü bir türlü. yani çünkü hani ebeveynlikten daha ötesi kral olarak ya da bir insan olarak Ned Stark'ın bir kodu var. Onurlu kod. Sen bu kodu eskimiş bulabilirsin artık. Ya bu onur mu kaldı artık? Artık Lannister'lar böyle yapıyorken sen onurlu da tamam diyebilirsin, fark etmez. Ama onun bir kodu var. Jaehaerys'in bir kodu var. Ben Tywin'in de var ne aslında yani biraz. gerekiyorsa ha Tywin'in de var. Tywin'in kodu Gidin kendiniz her öğrenin. Başınıza. ne pahasına olursa olsun yükselmek Tywin'in Evet. kodu. Başka bir kodu yok. Bir overrated adam zaten. Hiç sevmem. Her neyse. Tuvalette öldürdüler abi. Ne oldu? Crossbow'la Ama vurdular. işte Koktu sonra cesedede leş gibi koktu. kendi hatasını çekti işte çocukları, çünkü o şey babası o da. Gidin sokaklarda öğrenin bu işi falan. Ben mi öğreteceğim size falan? Hepsi O süründü böyle. Machiavelli'si işte şey. Her Aynen. neyse. Hani Viserys'in bir kodu yok yani. Bir şeyi yok. Yok, hiçbir şey yok. Bir Tam boş adam yani. şablonu yok. Her şeyde burada daha şeyde savaş var Viserys. Ya ne Tyland yapma gözünü seveyim. Vallahi ağzımı bozma ya filan diye böyle Vişne giriyor yani yiyeceğim direkt. ben de. Sonra Otto gülüyor. Bitrov'dan filan diyor işte. Bunları çocukları nişanlandır filan diyor. Ya ben buraya avlanmaya geldim ya filan. Ulan orospu çocuğu. Sen kralsın. Bütün diyarı toplamışsın, lordları toplamışsın buraya. Burası şey mi, düğün şeyi mi artık? Para takmaya şey mi, dansöz oynamaya mı geldik? Karar al, bir şey yap. Çıkar kızını, açıkla. Orada kızınla kavga edeceğine, sonra kimse yokken kızına sen benim varisimsin diyeceğine, orada çık de ki bu kız benim varisimdir. Buna yan bakan olursa Rebellion'dan alırım kafasını Ya işte de. akıllı olun de. Zaten ileriki şeylerde göreceğiz yani bu iç savaşın son çıkışı dedim de ben bu Jason açısından tabii ki son çıkışı değil başka şeyleri de olabilirdi ama Viserys o çıkışların hiçbirini çıkamıyor yani. Hiç sıfır. Şu anda eğer Otto'nun dediği gibi bütün Güneyli lordlar Aegon'u istiyorlarsa ve de Rhaenyra'yı artık çizdilerse bu olaylardan sonra çünkü Otto onu ima ediyor. Herkes hazır Aegon'a hani. Yol net değil ama Sonu belli. Evet. sonu belli diyor. Eğer harbiden öyleyse o zaman iç savaş şu anda kaçınılmaz. Artık çıkış kalmadı. Otto da bunu istiyor muhtemelen Hani diye hissediyorum Rhaenyra da çıksa iç savaş, Aegon da çıksa o zaman da Daemon şey filan şey olacak. Daemon, bu arada Corlys bilmem ne onlar gaza gelecek. Hani şey de her ilginç. halükarda Aegon'u kimle evlendirecek? Yani üçüncü bir kişi gelecek. Abdullah Gül olsun diye ortak aday çıkaralım. evlendirecek. İç savaş olacak yoksa arkadaşlar falan diye. Güzeldi. Biz Viserys'e laf söylerken böyle Viserys çok vicdanlı adam o yüzden salak falan demiyoruz yani. Adam gibi dinleyin. Öyle Evet. yorum yapacaksanız gelirim Rickroll'larım hemen. Ya bir de şu var zaten, bak bizim halkın tepkisi de artık tabii 20 senenin birikmişliği var. Yani Türkiye için söylüyorum. Çok agresif. Aslında bizim siyasetçilerin hepsi de stratejik oynuyor. Ya bugün kime bakarsan bak, yani tepede olanlar için söylüyorum. Mesela Kılıçdaroğlu çok eleştiriliyor. Çok haklı birçoğu da belki. Kılıçdaroğlu nereden geldi kahve? Dur, bir şeye bağlayacağım. Hayır, şunu söylemek istiyorum. Bağla sen. Dedin ya stratejik oynamak, stratejik oynamak. Yani Viserys'in duruşu önemli değil. Yani ne kadar kişiye ulaşabiliyor, bu önemli. Tabii bu Türkiye üzerinde bakınca çok büyük sıkıntı var. Hani yanlış anlaşılmak istemem bu noktada. Yani haklıdır demiyorum ama stratejik hamlelerin hepsine de
negatif tepki vermeden önce bir şey bakmak lazım. Hani bunu muhtemelen şunun için yapıyor. Okey. Yani bu tamam, hani zaten artık bir şey yapmamız lazım burada. Bunun değişmesi lazım. Bir şeyleri göz ardı edelim, sonra bakarız gibi. Hani burada da iç savaştan bir kurtulalım, sonra çözeriz gibi bir şeye de bakmıyorlar yani. Viserys hiç öyle düşünmüyor. Ya da işte Rhaenyra'yı da öyle ikna edemiyor. En kötü bir plan ya da en kötü bir strateji stratejisizlikten daha iyidir. Tabii. Hani denir ya. Viserys'in hiçbir şeyi yok yani. Kafasında zaten şu sahnede, zaten ateş sahnesinde işte yok işte kehanet bana oğlumu gösterdi. Yok ama Rhaenyra'yı şey yaptım, hata mı yaptım? Hala kafada şey yapıyor yani. Burada biraz Pişmanlığını bastıramamış. Rhaenyra'yla bastırmak istedim diyor. O da olmadı diyor yani. Rhaenyra'yı seçip o yani işte pişmanlığımı bastırayım diyor. en son bu beyaz geyik görmeyi umuyor adeta yani. Eğer Evet. Oraya bana geldik bir zaten işaret, şu anda. Allah'ım bir işaret ver bize artık falan diyor. Evet. Yani şey yapıyor böyle. Bir işaret görürsem belki en son ona göre karar yapacağım, hani karar vereceğim. Zaten o yüzden beyaz değil, kahverengi Büyük normal geyik ama çıkınca, normal geyik çıkıyor. Onu da hazırlıyorlar. ondan sonra Rhaenyra'ya gidip zaten sen benim şeyimsin demesinin tekrar sebebi o hani. Ya, tamam değilmiş. False alarm diyor böyle. Geyik şey beyaz değil, beyaz değil. Bu arada Otto Hightower sprey boyayla geyiği boyuyor Şaşırmam yemin ediyorum. falan böyle. Boyayın lan, boyayın çabuk. Komutan geldi, çimleri yeşile boyayın, geyiği beyaza Boyayın, beyaz, beyaz. boyayın falan diye. Bir gele ben de fırça böyle aa falan diye. İnanılmaz ya. Zaten o sahneye geliyoruz burada işte. İnanılmaz steril bir ortam. Geyiği tutmuşlar. Hareket edemiyor hayvan, yazık. Paşamın eline veriyorlar mızrağı. İh ih falan diyor. Onu da ilk seferde öldüremiyor. İkinci de tam şuraya Sonra bak Blacksmith'e falan gelip diye. upgrade yapıyor. Evet. Artı 3 oldu, artı 3 falan diye geliyor Upgrade öldürüyor. edip geri geliyor. Paralelde Şimdi tabii. de beyaz geyik, bu arada onu Aynen. da söyleyeyim. Paralelde de Rhaenyra'ya gözüküyor. Ve burada bence ya, yani iki hamlede de, birinci hamle Viserys'in tek seferde öldürememesi. İkinci hamle, dizinin hamlesi de Rhaenyra'nın geyiği öldürmemesi. Yani domuzu demin böyle çılgınca öldürürken, Aynen. onu daha böyle çirkin zaten sonra saldıran bir şeyle görüp öldürürken, beyaz geyik ona böyle aa dur, Aa, ona merhamet. dokunma. Aynen, o güzel bak falan gibi. Biraz da ırkçılık Oğlum keyik siyah olunca öldürdü polis. falan. Konuştu, dövdüler, şofun Aynen. boğazına bastılar. Beyaz geyiği görünce aman iyi. Ha işte bu Vallahi ırkçılıktır bu mesaj, kardeşim. işte bu dizide hep SCV ya. Allah belasını versin. Evet, Şey, zaten bu beyaz geyiğe merhamet gösterme muhabbeti Narnia'da vardı galiba. Ben okumadım o kitapları da. ben de okumadım. İlk İlk ya, filmini izlemiştim beyaz geyiği yakalayınca istediğin dileğin mi yerine geliyordu? Ne oluyordu? de. O kadar Sonra hatırlamıyorum yakalayıp ki. merhamet mi gösteriyorlar? Neyse, o zaten o da aynı kaynaklardan besleniyor yani, Aynen. ortaçağ mitolojisi muhabbetinden. Burada şey yani, geyik sahnesi artık ilk bölümde doğum, ikinci bölümde Lyanna Valerion'la yaptığı yürüyüş, üçüncü bölümde de artık seyirciyi rahatsız eden sahne, yani izlemesi zor bir sahne artık, böyle Zor, bir zor, dürütüyor zor. falan böyle geyiği, böyle geyik o ne lan, bir şey mi oldu, ne yaptın sen falan diye böyle sallamıyor geyik. Artık Sesleri çok iyi yapmış oğlum bu arada orada. Yani geyik dijital sesler müthiş olmuş. Ben bayağı üzüldüm böyle. Yapmayın falan diye. sen hayvan hakları direkten can giriyor Aynen. ortama. Lan Viserys ne yapıyorsun amına koyayım çocuğa? Geyiği alıp kaçıyor falan Tancan. Gel yavrum sen gel. Binip kaçarım vallahi. Sonra eve getiriyor falan. Eve getiriyor geyiği. Tancan ne getirdin bu geyiği? Artık biz de yaşayacak böyle. Biz de yaşayacak. İsmini koydum şeyin, geyiğin ismi. Bunun ismi getireyim koydum ismini falan. Feriha koydum. Her neyse. Tabii ki şey olarak yani birkaç tane sembol var tabii.
Ya birkaç tane de yine katmanlı. Tabii o bir kere de indiremiyor olması tabii ki zayıflık. Aynen. Zamanında Ned Stark dayımızın bize söylediği gibi cezayı kesen kılıcı da sallasın. Bir kere de kafayı kesmek şeydir. Tabii. IŞİD videolarını izlediysen bir kere de geleceksin. Kurgu abi onlar falan. Bunun duasını da okumuyor bunu keserken. Ondan da Evet. işi şey gitmiyor. Sonra Rast şeyi gitmiyor de işi. derisini de cemaate bağışlıyor. Her neyse. Kesemeyişi o bir işaret yani zayıflık. Ulan getirdik ayağına kadar. Hani bağladık hayvanı. Sen hala bir kere de indiremiyorsun ya da kalbine pardon kılıçla kesmiyor da hani kalbine sokması Sok, gerekiyor evet. mızrağı. Onu denk getiremiyor işte. İkinci şeyde denk getiriyor. Bir yandan da benim kafamda şey oldu sanki onu bir kere de yapamayışının sebebi şey gibi geldi. Karısını hatırladı gibi geldi. Hani bağlanmış Ha, va, bak bu güzel, şey evet. sezaryen Evet. bıçakla karısını öldürdüğünü itiraf etti ya az önce. Aynen, güzel. Bak bu olabilir O harbiden. orada böyle tam böyle sokacakken böyle o aklına geldi böyle güçlü şey yapamadı bir an için. Şey Ondan yapamadı. sonra hani bitirdiği şey karısı aklına gelmiş gibi geldi. Olabilir bak bu arada. Evet. Daha yeni konuşmuştu çünkü orada. Aynen daha biraz önce hani karısını öldürdüğünü söylüyor ya orada bir bağlantı var. Hani karısı da elleri Bağlıydı. kollarından tutulmuş bir şekilde bıçaklanarak öldü sonuçta. Yani işte aynı sahnede tabii evet senin dediğin gibi beyaz geyin Rhaenyra'ya gözükmüş olması ve de onun merhamet göstermesi. Tabii ki yine katman üstü katman artık nasıl alırsan al mesajı. Gerçek varis. O işaret Viserys'in beklediği işaret gelmedi Viserys'e. Rhaenyra'ya gitti. O yüzden de zaten bir sonraki konuşmalarında ya ben kararımı bir kere değiştirmiştim ama aslında değiştirmedim Evet. dediğini duyacağız. Sonra Rhaenyra Yani zaten mekana giriş yapıyor. Kanlı kanlı. Orada erkeklerin tipi çok komikti etrafta. Oo, kadının dibi ha falan tipi. Ablam bu sahne şey Daenerys'in kalp yediği sahne. evet. Kendini şeye kabul ettirme. Aynen. Ataerkil Çok benziyor. tribe'a kabul ettirdiği sahne. Ve onların yöntemiyle biraz kabul ettiriyor aslında. Aynen kanlı bir şekilde ortama girip Badass Queen işte orada da Viserys'e şu şeye Daenerys'e o ana kadar şey olarak bakıyorlardı. Hani kırılgan beyaz hatun diye bakıyorlardı. Kalp yedikten sonra kalesi olmuş oldu official olarak. Burada da onu biraz vermeye çalışmışlar. Kanlı bir şekilde girince özellikle tip tip bakıp sırıtan arkadaş Harwin Ha oydu değil Strong mi o? Ha tamam. aynen Falan değil mi? Bir öyle ooo kanlı sürü. kanlı valla. Neyse. Bir duş alalım beraber. Ben diye böyle sapıklar. Tam bir Her yavşaktı ya neyse. herifin tipi orada. İnanılmazdı. Aynen Harwin Strong karakteri açıkçası benim çok merak ettiğim bir karakter. Nasıl işleneceğine dair. Biraz daha karizmatik bir adam bekliyordum açıkçası. Hani Jason Lannister gibi bir tip beklemiyordum. Ama daha adam konuşmadı açıkçası. Hani görelim bakalım ileride nasıl E çıkacak. tabii Hani ben yani. biraz daha hani biraz daha oturaklı bir adam bekliyordum. Belki hani babasına benzeyen bir tip bekliyordum ama her neyse öyle bakalım Göreceğiz da bakalım ne çıkacak ondan. daha adamın ağzından bir laf Tabii çıkmadı. bu şey için de güzel oldu. İşte tam bir önceki sene steril bir şekilde geyik öldüren kraldan sonra eli yüzü kana bulanmış Rhaenyra mekana girdi bir yandan. O da biraz şey oldu böyle. Lan koca kralsın işte bak. Böyle olur bu işler gibi oldu biraz yani. Buradan da Otto Ellison'a geçtik yine. Zaten onların konuşması olmazdı. Var mı O ekleyeceğin beyaz geyikle gelseydi aslında bir daha da süper şey? O olurdu da. dedim ben. Harbiden Sürerek. o da. Binip gelsin müthiş Böyle olurmuş harbiden.
Hayır, beyaz geyikle girip böyle güneş gözlüğü bir de camı indirecek falan böyle. Geyiğe nasıl cam taktık bilmiyorum da hani ayarlanırdı o işte. Bir tane Evet. eleman gelir böyle tutardı falan böyle aşağıdan. Zaten Game of Thrones olsa olurdu bak, bardak bardak unutuyordu, bir de cam Kristen koyarlardı, Cole böyle tutuyormuş. Sonra ne indiriyor falan böyle güneş gözlüğüyle böyle Renira olacak? geyikle giriyordu ama yine güzel oldu giriş sahnesi. Güzeldi. Şu Alicent Otto konuşması. Otto, o bundan sonra mı mıydı? Bundan sonra evet. Ha, okey. Otto hala evet Alicent'ı O da şey şeye yapıyor ama gazlıyor. Rehberlik et, Viserys artık bak ilan etsin falan. Artık zaten sonuç belli, demin işte senin bahsi sonuç belli, yol nasıl olacak bilmiyorum ama hadi ikna et artık falan gibi bir yere getiriyor. Hemen üstüne zaten sen Alicent girmeyeceksen odasına Viserys'e ben gidiyor. gireyim diyordu Otto. Sen hamilesin, Beceremeyeceksen. istersen istersen ben bir gireyim. Bir deneyeyim bakayım. Erkek adamın işine karışmayacaktınız falan diye sert giriyor. Sonra Alicent Burada da 5 dakika durmuyor. Hemen gidiyor bu arada. Hemen. ama Alicent bu noktadan itibaren Otto, ya bilmiyorum ileride ne olacak da, sanki artık Otto'dan kopmuş izlenimi verdi bana. Çünkü Evet evet öyle bu arada. Kendi yoluna bakıyor artık biraz daha sen. Kendi amacına Otto uygun mu diyor. konuşurken aynen sallamıyordu. Daha önceki sahnelerde daha çekingen, daha şey gördük. Kırılgan gördük Alicent'i. Yok kendini işte yoluyordu falan falandı. Burada böyle ben kraliçeyim artık Otto. Hadi bakalım güzelim. Geçti o günler falan diyecekmiş gibi geldi. Evet, biraz o tavır vardı, evet. Hatta yani o ben çocuğumu kardeşinin tahtını çalsın diye mi yetiştireyim falan muhabbeti. Onu aslında kitapta da söylüyor Alicent ama bayağı sonra söylüyor. Onu biraz öne çekmişler. Alicent karakteri ilginç. Onun da biraz gri olması gerekiyor bence. Büyük ihtimal ya şu anda çok akıllı, çok şey, herkesin hani bu bölümde Rhaenyra da aslında arasını hani bir diyalog kurmaya çalışıyor. Viserys'le de konuşurken de burada Daha çok kraliçe iyi gibi ya. performans veriyor. Aynen. Daha kraliçe Ha, gibi hareket ediyor. önce böyle My Love diye başlıyor, sonra bir kere Your Grace diyor galiba konuşurken, sonra Viserys diyor. Böyle bütün şeyleri deniyor böyle. Hangi şeyden gir? Gardını Aynen. İşte en son şeye söylerken işte Rhaenyra'ya onun seçimi olması olmuş gibi hissettirmelisin falan diyor. aynen. O da En kritik bir sonda böyle cümleydi. en sonda Viserys'e resmen bizim az önce bahsettiğimiz şeyleri hatırlatıyor. Yani what's the good for the realm yani. İşte Viserys hala ya onu yaparsam Rhaenyra üzülür, bunu yaparsam Otto üzülür, şunu yaparsam işte şey üzülür, Daemon üzülür diye konuşurken böyle gelip eh be Viserys ne tantana yaptın arkadaş En son Alicent şey. şeyde demiyor mu işte, Crab Feeder'ın büyümesi mi iyi, düşmesi mi iyi Aynen diye. işte Onu da o şeyin söylüyor. diyarın iyiliği için en iyi olan nedir diye sor diyor yani kendine. Orada direkt Otto'ya karşı pozisyon almış oluyor Alicent. Sonuçta Otto hem Daemon'ın orada savaşı devam ettirmesini istiyor. Çünkü Daemon'ın ölmesi Otto için süper olur. Tabii. Aynı şekilde Corlys'in zayıflaması da süper olur. Ama bir nevi burada Viserys'e Daemon'a yardım ettirmeye ikna eden kişi oluyor Alicent. Burada yine direkt Otto'ya tamamen zıt bir şey yapmış oluyor yani Otto'nun söylediğine. Crab Feeder'ın Şeye de güçlenmesi girmiyor. tatsız zaten Yani Aegon'un muhabbetine de girmiyor. Hani benim oğlanı sen varis yap muhabbetine de hiç girmiyor. Yani şu ana kadar Alicent baya iyi geldi. İyi geldi derken hani prospect beyaz oldu bir geldi. Ha, anda. biraz daha belki şey olabilir. Eğer Rhaenyra böyle ergenliğe devam ederse ve de Aegon'a kötü davranmaya başlarsa
Orada ipler Belki koparır. Alicent orada biraz şey yapabilir. Aynen. Annelik içgüdüsüyle, sen benim çocuğuma kötü davranıyorsun içgüdüsüyle, ama bir yandan da hani şey de var. Neyin geldiğini biliyor Alicent. Çünkü bütün o lordların karılarıyla falan bir arada. Onların hiçbirinin Rhaenyra'yı sevmediğini de biliyor. Hani gerçek anlamda ulan bunlar galiba savaş çıkaracaklar Rhaenyra tahta çıkarsa diye endişelenip kendi açısından haklı olarak Rhaenyra'nın tahta çıkmasını istememe gibi bir şey de olabilir. Çünkü Zaten şey Alicent'ın bütün o lordlarla karılarıyla iyi olduğunu gördük arasını. mantıken şey de var ya işte Alicent aslında Rhaenyra'yı Viserys'ten bile daha iyi tanıyor. Yani ne kadar yakınlardı gördük. Hatta işte yine senin bahsettiğin o mum dikme sahnesi oradaki Rhaenyra'yı yönlendirmesi falan hani çok güçlü bir bağ var biliyor. Şimdi bu bağ kopmuş ve bunu tekrar kurup aslında onu da yönlendirebileceğini iki türlü düşünüyor olabilir. Ya iyi yönden ya kötü yönden. Çünkü Viserys'in yaptıramadığı şeyleri tekrar onunla connection kursa aslında Alicent yaptırabilir. İkna edebilir birçok Evet. konuda. Ama Yani yapamıyor şu anda. Kapatmış işte durumda orada kendisini. bir başka Rhaenyra'nın ergenliğinin yarattığı problem oluyor. Ya da Aynen. kişiliğinin ya da politik bir şey sürdürememiş olmasının. Hani Alicent'la politik düzeyde de olsa bir iletişim olsa bu kadar sorun yaşanmaz. Ama dediğim gibi Otto Alicent'a eğer Aegon tahta çıkmazsa ya da Rhaenyra tahta çıkarsa savaş çıkacak şeyini biraz gaslighting yapıyor yani Evet. böyle. Sen Evet. işte şey yapıyor orada. Onu dikte ettirmeye çalışıyor. Hani Alicent da bütün o lordlarla konuştuktan sonra yavaş yavaş ona ikna olmaya başlayabilir hani. Eğer Rhaenyra Olabilir, evet. tahta çıkarsa bütün bu güneyli lordlar savaş çıkaracak lan moduna gelebilir. Oradan sonra belki biraz daha İşler ne karışabilir diyeyim. mi? Çünkü kitapta hani Alicent neredeyse hiç böyle değil. Yani hiç biz onun ne kişiliğini ya da hareketlerin arasındaki motivasyonu pek görmüyoruz. Yani daha bir kralla evlenen kraliçe, işte hırslı kraliçe, işte çocuğu kral olsun istiyor. Hani Ha detaya çok yok yani girmiyor. bunda. Buraları hep dizi dolduruyor. Yani buradan da nereye çıkacakları benim için de yani biraz sürpriz olacak. Her ne kadar sonucu bilsem de Yolu hiçbir sen de şekilde bilmiyorsun işte. Dizi bunun da yani karakter foreshadow'unu yaptı. yani aynen şeyin dediği gibi, Otto'nun dediği gibi Sonucu hepimiz biliyoruz ama yolu kimse bilmiyor şu anda. Biz izleyiciler de yani bilmiyoruz. burada tabii bir son bir diyalog daha var işte Rhaenyra ile Viserys de tekrar konuşuyorlar. İşte ben senin ayağının kaydırılmasına izin vermeyeceğim falan. Kimse işte annenin anısına yemin ederim ki anam işte amcam olsun ki falan böyle bir yeminler meminler. Ama yine sen burada güzel bir şey yakaladın. Bunu yalnızken söylüyor. Kimsenin yanında söylemiyor. Bunun üstüne de zaten şey geliyor. Arada da yani Waymond'un şeyi gelmişti. Mektubu geliyor. Abi cephe karıştı bize yardım lazım. Bir iyi bir abimizsin sen falan hani bize yardım et falan tarzı. Waymond da Corlys'in kardeşi olarak yazılmış dedin galiba. O sanırım kitapta farklı biriymiş. Yeğeni ya. Ha Burada yeğeni mi? kardeş Okey. yapmışlar. Okey Çok çok önemli değil. amca yarısı zaten. Aynen. Ondan sonra da zaten burada Alicent da devreye giriyor. İşte neyi daha iyi? Crabfeeder'ın yok olması daha iyi falan. O sonra da mektubu yazıyor. Baba işte 10 gemi yollayın, 2000 asker anlatıyor. Ama burada daha önemli kısım artık Stepstone'a geri dönüyoruz. En başta konuşmuştuk. Böyle bayağı strateji masası var işte. Corlys'in oğlanı görüyoruz. Waymond orada, Corlys orada. Bayağı tartışıyorlar. Nasıl yapacağız, ne edeceğiz? Saldıralım mı? İşte orada bizi işte boğmaya başladılar. Çıkamıyoruz. Biraz da orada şey bilgisi geliyor işte bize yine. Savaş nasıl gitti? 2 senedir, 3 senedir nasıl sürüyor? Ne oldu? Ne bitti? Tabii şeyi de bilmiyoruz bu arada. Hani biz 3 sene geçtiğini gördük de bunlar hemen konuştular. İşte Ne kadar Corlys'le sürdü? Daemon konuşup hemen atlayıp gittiler mi? 1 sene sonra mı açtılar? Falan Kitapta hani 2 sene sürüyor savaş. savaşı açmaları ne kadar sürüyor? Hemen mi gidiyorlar? Savaş Konuştuktan böyle sonra. açılmadığı için tam bilmiyorum. Ha, okey. Yani böyle Daemon'ın kendi savaşı o.
Ama savaş 2 sene sürüyor. Aşağı yukarı doğru yani şey olarak. Tamam, bir sene sonra gitmişlerdir belki de 3 sene Yani içerisinde. aynen. Yani hazırlık yap, bilmem ne yap, ikna ol falan. Orada işte yine Foot Soldier muhabbetleri, işte Crab Feeder'ın ne planladığı, işte devamlı saldırıyorlarmış. Ama Crab Feeder ve ekibi mağaralara çekildiği için muhtemelen orada karmaşık bir yapı var. Biraz da orası böyle şey Şey. gibi, Orta Doğu gibi belli ki. Orası karışık Ha, biraz. zaten bu şeyde de var. Game of Thrones'da yok da şeyde Dorne Targaryenler Dorne'la savaşırken Dorne'u bir türlü dize getirememelerin sebebi gerilla taktiği Dorne'un. Evet. Sürekli mağaralara, şeylere kapanıp hani Afganistan Taliban Vur, gibi vur herifler. kaç. Ve de Dorne'un öğrendiği yer Don Roynar. Roynar kim? Şeyden kaçan. Valyrian'dan kaçan köleler yani. Ha, okey. Ta bunların köküne kadar gidiyor bu gerilla taktikleri. Hani nasıl ejderha lordlarıyla savaşılacağını ta Roynar günlerinden biliyorlar. Aynı şekilde bu adaların olduğu yer Dorne toprağı zaten. Hani Evet. Stepstones direkt Dorne'un şeyi zaten. Ha, taktikler oradan geliyor ya. Tabii, kitapta burada bilmiyorum Dorne'u devreye sokacaklar mı? Game of Thrones'ta da hiç Dorne'u işlemediler, onu hiç bilmiyoruz. Okay. Burada Daemon'un yaptığı şeylere Dorne da biraz gıcık oluyor. Ha, Şey okay. olarak. Ha, Sen bahsediyorlar ondan. çünkü Seven Kingdoms'ın parçası değil Dorne. Doğru. Şu an Daemon Targaryen topraklarında savaşmıyor. Aynen. Başka bir krallığın topraklarında savaşıyor. Sen ne ayaksın Orada diye geriliyorlar. ha, Targaryenlerin oraya hakim olması Dorne'u kızdırıyor aslında. Hadi oraya girmeyelim. Tabii bu şey ejderhalara karşı olan savaş taktikleri Roynar'dan Dorne'a geçen bir şey. George Martin bunu belli ki tarihte de bunun örnekleri var yani Taliban gibi dağlara şeylere çekilip zor araziye çekilip açık savaş yapmayan şeylerin ne kadar zor olduğunu biliyoruz yani savaşmak. Afganistan'a 50 yılda Amerika Rusya döndüre döndüre dayak yiyip Aynen, aynen, döndüler. aynen. Yani o savaşın uzaması şey değil ama dediğim gibi bütün Velaryon donanması geldi. Ona rağmen kazanamadılar biraz. Yani abartı olmuş biraz ama daha çok Daemon ve Corlys'in ittifakını güçlendirmişler hani şey olarak. Çünkü bu Daemon'un savaşı yani şeyde. Daemon'un kafasına göre yaptığı bir şey O, işte. onu sonda veriyor aslında. Adam geliyor, mektubu veriyor. Hiç tepki vermiyor ya. Ya orası zaten full karizma artı 10 sahnesi. Sana bir Damon şey diyeceğim. geliyor. Söyle. Burada sorayım. Bu bölümde Daemon'un oyunculuğu nasıldı? Smith'in mi? Yoksa Ha, Damon'un Matt. mu? Ha, Matt Smith'in. Matt Smith'in bence iyiydi ya. Beğendim ben. Bu bölümde Daemon'un söylediği tek şey ilk 10 saniyedeki "Where Evet. are you come and face me?" Ondan Hiç sonra hiçbir şey söylemiyor herif. konuşmadı. İşte müthiş, Hiç müthiş. konuşmadı. O yüzden şey Adam tepkisi çok iyiydi ya. O masaya gelip bunlara hiç tepki vermedi ya. O kadar siklemedi. Herifin mektubu okudu, bir de ağzına vurdu. o da gerçek. Şeyde Daemon'a şeyi Viserys'in Alicent Hightower'la evleneceğinin haberini getiren elçiyi herif kırbaçlıyordu. Onu da oradan almışlar. Oha, çok iyi. Direkt. Burada da elçiye zeval veriyor. Sarın ağzını Zeval, kırılmış. zeval Elçiyiz biz ya. Ben vuruyorsun. Çocuğu. abi. Ne dedin? Bir daha vuruyor be. Ne dedin? Sen çağır. Prensim, prensim bak, biz elçiyiz lütfen, rica edeceğim. Gene Daemon'un kazanmak için her şeyi yapabileceğine dair ta turnuvada çomak sokmasından Evet. itibaren görüyoruz ya, kurallarına göre oynamıyor şeyi. Savaşıdır konusu ama burada işte çalışıyor. Daemon'un savaşına dönüyor. Yani orada kimseyi ip Zaten bilmiyor. adamlar ondan atar yapıyorlar. Evet. Ya biz bu Daemon'un peşinde burada telef olduk lan. Hani Waymond da şey diyor ya işte Corlys'e. Adamlar işte Daemon'dan artık baydılar bu Daemon'un savaşını yapmaktan. Corlys de bak
Oğlum kardeşim kardeşim demem ben çizerim abi ben diyor ona. Oğlu da atardı İleride ha. Oğlu da devletçi çıktı böyle. o foreshadowing zaten Waymond'un Corliss'le anlaşamıyor olması. Aa güzel. İşte Lane orada ona böyle Master of Compliance mı ne Ha diyor? Onu aynen not geçiyor. şikayetler Sen ne ustası yapıyorsun lan? İşin gücün big big falan diye. üstadı diyor. Bu arada Lainor, şimdi kitabı okuyanlar için bir şey söyleyeceğim. Lainor'un arkasında duran ve Daemon Sir Adam'ı dövmeye başladığında onu Daemon'un elinden alan adam Joffrey Longmont. Bu kadar söyleyeceğim. Mormont mu? Joffrey Longmont. Longmont Longmont. ha, okey. Longmont. Longmont. Her Longmont. neyse. Al. Joffrey. Joffrey diyelim. Aynen. Bu da Joffrey'miz Joffrey. Aynen. eksikti. O kadar söyleyeceğim. Hani çünkü Okey. adı söylenmiyor adamın. İleride önemli bir karakter olacak. Ha, okey. Tamam. Aha. Bu arada Laenor'u bayağı değiştirmişler. Bak hiç bilmiyorum ben ya. Laenor, Kitabı bilmediğim için. daha doğrusu çok az gördük de, Laenor böyle savaşla şeyle pekişi olan bir arkadaşımız değildi. Ejderha Seasmoke'un sürücüsü olduğu tabii ki doğru da. Seasmoke da daha böyle genç bir şey aslında. Biraz daha Ejderha. küçük bir, hani orta boy. Orta boy, middle, Medium. tall. Medium. Ben ya Venti falan değil. O Grande, Veigar falan oradan geliyor zaten. Veigar Ha, okey. Venti. Her neyse. Daha böyle genç, nimble bir kardeşimiz. Şey zaten Ceheris senin şeyi zamanı Lainor'unu doğuyor. Ejderha yani şu anda kaç yaşında olmuş oluyor ne bileyim. 8-9 yaşında falan olmuş oluyor Tabii, öyle. kitapta. Burada biraz da geç. Her neyse girmeyelim. Lainor'u biraz daha şey yapmışlar. Savaşan bir arkadaş yapmışlar. Olur yani çok önemli değil. Kendisi daha çok böyle sarayda takılan bir arkadaştır. Bu Şeyde. dediğin ilginç. Bak aklıma bir şey getirdi. Sana bir şey soracaktım. Hatta şimdi sorayım. Gidiyor ya Daemon oraya gidiyor, mağaraların oraya. Crabfeeder çıkıp tepeye bir bakıyor. Sonra bir daha bakıyor. Ha tamam diyorsun hani Daemon'un ejderha hani bir yere sakladı da oradan mı yakacak bizi falan ya da tepeden gelecek mi diye. Ha, evet, şeyi bir görmeye çalışıyorum. Leonor'un ejderhasını düşünmüyor olabilir mi orada acaba hani diğerinde de Evet, var. orası tam olarak net değil. Ben Belki bu dediğinden dolayı mı acaba dedim hani çok savaşmayız o da böyle gaza mı geliyor falan sonradan acaba. olabilir, evet. Yani şey olarak belki bir sonraki bölümde açıklarlar tam olarak ne olduğunu. Hani o anda hani işte şey falan var hani üzerinde zırh var bilmem ne sanki savaşmış bir Hazır hali gibi de bir vardı. yandan aynen bir O yandan an da hazır. gelmiş gibi gözükmüyordu. Önemli değil. Ben belki dedim Rhaenys falan da mı gelir ortama hani onun da ejderhası var sonuçta. Hanımın ejderhayı da getirdik falan diye koyuyorsun. Aslında Rhaenys daha savaşçı, Lyanor daha barışçı mı denir? Neyse artık. Barışçıl aynen. Tipler onu Rhaenys'i sarayda herkese laf sokan teyzeye çevirmişler. Şey Lainor savaşçı o hale gelmiş. Gerçi şeyde ikisi de yok. Kitapta burada savaşta. Sadece Corlys var. Ha, okey. Sadece Daemon'la Corlys var. Yani şey değil. Bir şekilde oradaki üç tane önemli Velaryon karakterini görmüş olmamız gerekiyordu. Oraya getirmişler onu. Seasmoke'da biraz yaktı ortalığı. Evet, sonradan gelip O da yakıyor. indi yalnız. O da böyle almaya falan kalktı. Evet, bir iki de alıp attı. Böyle algı Arkadaş, attı. indirmeyin şunu ya. İndirmeyin Vuracağım oğlum. ağzınıza yani. Bir gemi memi yapın bari Vuruşun uçak lan. gemisi gibi ona indirin bari denize Bir indirin sürü geminiz var. ne indireceksiniz. İlla indireceğiz onu. İlla birisi gelecek şeyi sokacak. Scorpion'u gözüne sokacak Ay, inanılmaz şeyin gerçek. soktu. Hani bunun Rhaenys'in olmuşluğu da var. Hani orijinal gözüne o şey balista giren Ha. ejderha Aegon'un karısının ejderhası. Rhaenys Ha, ve okey. onun ejderhasıydı ya. Aa, unuttum vallahi Ben şimdi de adını. unuttum valla. Meraxes mi? Maraxes'ti galiba, Meraxes. evet. Şeyde hatta şeyde vardı ya Cersei söylüyordu.
Ha o Gözüne ejderhanı şey falan, zayıf noktası gözüne falan. anlatıyordu şeyi anlatırken Ha. nasıl Ha. öldüreceklerini. Ha Peki işte. burada şeye ne diyorsun? Biraz o da tartışma yarattı. Crab Feeder bence biraz heyecanlanıyor. Ya yani ilk kez belki de Daemon'u görünce olan tamam indiriyoruz Daemon'u falan deyip herkesi çık çık sen de çık diyor. İkinci çıkan tayfa biraz böyle şey oluyor. Baba çıkmasak mı falan çık çık falan diye. Sanki biraz o da şeyi kırıyor. Gerçekten Daemon iyi bir bait oluyor orada. Ya yani ilk kez belki de stratejiyi bozuyorlar. Ya Herkesi çıkarıp. ama Laenor onu söylüyor. Bizim bait Aynen. şey yapmamız gerekiyor diyor. Sahnenin evet biraz tartışmalı bir sahne. Çok biraz Rambomsu bir sahne. Hani ne bileyim İknası düşük şey biraz sanki. ya birazcık artık suspension of disbelief gerekiyor ama şey Daemon karakteri açısından o mektup geliyor işte Viserys daha zaten şeydeyken Viserys'in Daemon benden yardım alacağına ölmeyi tercih eder diyor Viserys. Viserys harbiden okuyunca hani Ölmeyi. Viserys'in orada mağlup olması Viserys'in şey pardon Daemon'ın mağlup olması Viserys'ten yardım alarak galip gelmesinden daha Tabii şeydir, daha makuldür onun için yani. Orada daha artık onun onurlu. için ya ben öleceğim burada ya da buradan bir şekilde sağ çıkacağım. Bundan sonra da hani ya ben öleceğim ya da Viserys'ten yardım gelene kadar bu savaşı kazanacağım moduna giriyor. Birazcık evet şey. En azından Daemon'dan rica etmek gerekiyor. Rickon Stark'a da zikzak koşu yapmayı öğretti. Evet ya. Dümdüz koşarak kaçmasın ok atan insanlardan. Bayağı iyi kaçtı bu arada yani. Bir at, Ha, yani bu arada şeyi de tabii. gördük. Atletik de bir En abimizmiş. azından zırhı falan var. En Evet. azından elinde hani Valyrian Steel kılıç var. Hani biraz daha karşısındaki düzenli ordu olmayan adamları biçmesi o kadar şey değil. Hani adamların üçer üçer gelmesi biraz saçma. Hepiniz beraber gelin abi filan. Evet, sonda Ama o zaman etrafını da sarıyorlar ejderha var tepede zaten. ya. Hani Aynen. hepsi beraber gelse o zaman ejderha yakabilir. O yüzden öyle oluyor. Her neyse beyaz bayrağı çıkarıp tabii onu da sallamaması gene Evet. Daemon'ın karakterine şey. Ve belki de orada ikna yani o bir kere güvendiler ve işe yaramadı gibi de olmuş olabilir. Yani zaten güvenmiyorlar yani. Sonuçta karşı tarafta düzenli orduyla savaşmıyorsun. Beyaz Aynen. bayrak çıkardım. Onlar kesin beni dinlerler, gelirler. Şey yaparlar, pazarlık yaparlar. Zaten Daemon karşı tarafını da şey yapmayacağını biliyor. Zaten Her neyse evet biraz... Reyhanlar da bekleyip geliyor yani Koris falan da. Onlar da şey düşünüyor herhalde. Ulan tamam bizim strateji dinledi herhalde bu pezevenk. Ya işte mağaradaki herkesin çıkmasını bekliyorlar Aynen. dışarıya. En son zaten başka adam kalmamış ki Daemon içeriye girdikten sonra yarısıyla çıkıyor şeyin. Evet orada. O ben beğendim o sahneyi. Onu da beğenmeyen olmuş da bana çok etkileyici geldi ya. Yarısını alıp çıkması. Bir de böyle full kan çıkması. Hani öyle çok keko bir savaşta olmamış belli ki. Yani sağlam bir girmişler. Sonra kesmiş herifi yarısıyla geldi Ha. böyle. Evet ben de beğendim şey olarak. Birazcık senin hayal gücüne bırakıyor içeride ne yaşandığını. Aynen. Direkt sana göstermek yerine içeri girdi yarısıyla geri çıktı falan. Sen artık ne düşünüyorsan düşün. Nasıl Ha, yaptığını sen burada karar. benim daha çok sosyal medyada insanlar Daemon sen artık Grayscale kaptın. O kadar kanına bulandın o adamın Grayscale'ı vardı Ha, evet, onu çok diye çok takmışlar. fazla insan vardı. Artık bu da şey meşe ağacına benzedi arkadaş. Evet. Şey, Grayscale oldu o, Grayscale falan diye. Tabii doğru, herife Grayscale verdiler ve de neden verdiklerini tam olarak bilmiyorduk. Şimdi de burada... Kitapta oluyor mu? Hastalığı kapıyor mu? Yok, kitapta zaten Targaryenler hasta olmadıklarına inanıyorlar. Hasta Ha, okey. olmayacaklarına inanıyorlar. Ama Grayscale olan Targaryen var. Yine Jaehaerys'in kızlarından birisi septe oluyor böyle şey. Ama o şeyle Grayscale bulaşmıyor muydu? olan Dokununca mı? Kanla bulaşıyor, sikişince sikti orada o kadar dokununca mı biliyorum. bulaşıyordu? Bileyim abi. Tam olarak açıklanmıyor. Sonuçta bu hastalık şey.
Yani eldiven falan var yerinde. Biraz ay şey gibi. Ay şundan sordum. Herifin yarısını kesti. Alt yarısını zikti. Ay şundan böyle sordum. Böyle bir sapık Damon. Bu şey hastalığı ya. Kelebek'te de vardı papilonda. Neydi bu hastalığın adı? Biraz ona benziyor. Dokununca geçen. Meşhur bir hastalık var eskilerden. Ay, unuttum. Tam olabilir, tam şeyini bilmiyorum. Onda zaten çıplak bu... elle dokununca yani bulaşır o hastalık. Hani eldivenle bilmem neyle temas ettiğinde muhtemelen geçmeyebilir. Belki o yüzden okay. Siklememiştir diye düşündüm ben de. Yani Targaryenler grayscale olabiliyor. Grayscale'ı daha da ilginç yapan, burada biraz lore vereyim. Grayscale'in ilk başlangıcı, tabii bu doğru olmayabilir çünkü çok eski bir şey ama George Martin bunu hani böyleymiş gibi yazıyor. Rhoynar'ların Garth the Great mi? Öyle bir şeyi var, kralı var. Valeria'ya karşı savaşırken, hı-hı, yani köle olarak Rhoynar'lar Valeria köle uygarlığı, Rhoynar'ları hep köle olarak kullanıyor. Aradaki savaşta, kölelerin baş kaldırdığı savaşta bu Garth the Great'i böyle bir kafese kapatıyorlar. O Children of Hurun'a benziyor Tolkien'in. O kafesten böyle izletiyorlar halkının köleleştirilmesini Valerian tarafından. Orada böyle bir lanet okuyor. O gece böyle bir sis çöküyor. Ve de o laneti direkt Valerianlara okuyor, yani Dragon Lord'lara okuyor. O gece bir sis çöküyor. Bu Tyrion'a da taş adamlar saldırmıştı yani. Ha, hatırlıyorum şeyde. Orada hala o sis var. Shrouded Lord'un mekan Sorrows adı. İşte orada o sis çekiyor. Komple grayscale yapıyor şeyleri. Valerian Lord'ları. Hani orada yaşayanlar da onlar mı? Orada saldırıyorlardı ya Tyrion'la Mormont'a saldıranlar. Yani, işte onlar artık grayscale'ın son derecesi. Stone Man denilen artık aklını kaybetmiş. Zombimsi. O grayscale'ın en son geldiği nokta. Her neyse Targaryenlara karşı bir biyolojik silah olarak ortaya çıkmış bir şey aslında Grayscale. Anladım. Ama Targaryenler bizim kanımız ejderha kanı, biz hasta olmayız diye takılan arkadaşlar. Ama işte dediğim gibi Jaehaerys'in kızlarından birisi Grayscale'den ölüyor zaten. Şimdi burada Daemon'un Grayscale olup olmadığı da o kadar fazla insanlar kafa yormuşlar ki hani benim aklıma bir şey geliyor ama umuyorum yapmazlar. Ney? John Connington geliyor aklıma. John Connington kitapta şeyde yoktu, dizide. Çok şükür, harbiden yoktu. Grayscale olduktan sonra öleceğini anladığı için çok acele kararlar vermeye başlayan bir karakterdi. O da suicide oluyor biraz. Aynen. Daemon'a böyle bir şey eklemezler umuyorum. Yok, ben zannetmiyorum. Hani ben evet. Grayscale oldum. İyice ben reckless hale geleceğim çünkü işte öleceğimi anladım. Hani önüme ne gelirse keseceğim, meseceğim demez inşallah. Bence çok basit ama, çözecekler var ya. Eldiven vardı, kanla bulaşmıyordu zaten. Temasla etmiyordu. Ha, öyle olsun. Zaten öyle olması mantıklı olur. Bunu burada bırakalım lütfen. Bu grayscale güzel. Onu eklemişsiniz Craft Feeder'a. Şekilli olmuş. Hiç eyvallah. Uzatmayın yani bunu. Aman tadını da bırakın. Rica edeceğim. Daemon'da grayscale oldu. O yüzden coştu. Kafayı yedi. Şeyine girmeyelim hiç. Zaten karakteri gayet güzel işlediniz. Bu devam etsin arkadaşımız. Aynen. Hiç girmesin bir, o şeye. Şey ne o? Terminal illness vermenize gerek yok adama. Ya bir yandan şu bakıyorum, hastanın adını hatırlamadım ya. Leprosiymiş galiba İngilizcesi. Leprosi. Leprosi neydi acaba Türkçesi? Vallahi hemoroid. Cüzzam. Ya okay. Cüzzam da böyle komple seni böyle o Stone Man'ler gibi böyle komple derini değiştiren, sertleştiren, böyle yaralar saran falan bir hastalık. Ona bayağı böyle çıplak elle temas etmen lazım yani. Muhtemelen okay. Basit çözerler ya onu. Biraz şey, trollemesi de çok hoşuma gider. Gerçekten bu kadar kişiyi hadi bakalım uğraşsınlar diye trollediyse daha mutlu eder. Uğraşıp dursunlar. Grayscale'de de
Shireen Baratheon'da da vardı Grayscale. Aha. Stannis'in kızında, yüzünde vardı ya. Ha evet. Çocuklarda durabildiği ya da bazı vakalarda durduğu söyleniyor. Ama sonra o Shireen Baratheon mesela Val diye bir karakter var ya, dizide hiç işlenmedi de Onu kitapta, onunla görünce, hatırlamıyorum, o Val'onu görünce böyle, o bu çocuğun üzerinde ölüm var falan filan diyordu böyle. Hani bu tekrar ha, idare yayılır edecek. falan diyordu. Anladım. İşte sonra şeyde ne o? Stoneman'leri falan gördük. Artık o artık en son aşaması. Bir sonraki aşaması var o. O da Fantastic Four'a adam alıyorsun. Marvel'a Stoneman. geçiyor oradan. Aynen. Fantastic Four'daki eleman var ya, işte o Ay. The Grayscale. Thing. Geliyor böyle Damon. The Thing olarak devam edeceğim. Marvel Aynen. falan Universe'leri birleştiriyorsun. diyor. Ve Her bitirdik neyse. vallahi bölüm. Var mı ekleyeceğim bir Yine şey? 15 dakika oldu mu bilmiyorum. 15 dakikada bitirdik abi bugün ama 2 saat 15 dakikada bitirdik. Olsun. O Aa. da o da Bu güzeldir. Ryan Condal'ın da bir röportajını dinledim geçen gün. Orada bu Viserys'in yaptığı şeyden bahsediyordu. Lego'dan, Valyria şeyinden. Aha. Adam propçu ya, hayatında hep prop istemiş işte şeylerden. Ama hep bütçe sıkıntısı yüzünden mesela şey diyor, bütün yaptığı projelerde herif prop istiyormuş. Mesela diyormuş ki, mesela bana bir atıyorum kılıç getirin. Çok Hep böyle pahalı kafamdaki, ha kafamdakinden daha küçük bir şey geliyordu falan diyordu mesela. değil mi? Bana böyle görkemli bir şey getirin. İlk defa diyor bir projede bir şey istiyorum. Böyle benim istediğimden daha büyüğü, daha Oha görkemlisi müthiş. geliyor falan diyordu. Adam çocuk gibi Adam şey olmuş sevinmiş. abi. Demiş ki bu adam propçulara, Valeria'nın maketini yapalım. İşte Viserys odasına koysun falan. İşte bu kararı aldıklarında şey yapmış işte. Prop'u vermiş. O sete gelmiş herif. Prop duruyormuş orada böyle. Gelmiş şeye demiş adamlara. Çok güzel olmuş ya. Harbi çok güzel yapmışsınız falan. Adamlar şey demiş. Ryan, bu sadece bir parçası, daha 6 parça daha var. Herifler Adam nasıl şeysin böyle sevinmiş. Ay bu adam çok böyle, iyi çok iyi. bunu 6 tane daha var, böyle 7 parçaymış falan böyle. Adam artık gaza gelmiş böyle. Aynen şey yani. Güzel Zaten ama lan. herif de Böyle herifin şey hevesle yapıyor bu işi yani. Bayağıdır böyle creator görmüyorduk yani. Güzel bir anlamda. bu adam zaten direkt kitap nördü yani. Umarım şeyle arasında. Bu arada George Martin tabii burada yazar şeyin içerisinde, executive producer. Evet. Ama George Martin'i dinlersen Aktif. creative control yok gene George Martin'de. George Martin creative control Hollywood sana vermiyor. Genelde pazarlıklar şöyle geçiyor diyor. Böyle HBO'nun mesela pazarlık yapıyor George Martin. İşte Fire and Blood'ı çekmek istiyoruz. Okey. 50 milyon dolar. Buyurun size işte diyormuş mesela. George Martin ben creative control istiyorum falan diyormuş mesela. Onlar da böyle 70 milyon dolar. Adam creative control istedikçe daha fazla para veriyorlar böyle Yönetmen mi vermemek için. olsam ben 100. Ben oynayacağım. Ben Viserys olayım falan diye. 500, hatta biz kapatırız daha parayı diye. Ama şey Burada de dedi daha aktifim dedi çünkü şeyden de söyledi aktif. bunu. Evet daha aktif. Ama Ryan Condal'da bitiyor iş gene. Ama Ryan Çünkü Condal diğer onunla konuşuyordur kesin bu arada ya. Bir diğer nokta. ha çok araları çok iyi. Ha işte. Zaten dedim ya, Ryan Condal'ı adam elle seçmiş yani şey olarak. Çünkü Ryan Condal hem kitap nerdi olduğu için daha öncesinde Kolona diye bir dizi çekiyordu herif. Ha, Bilmiyorum, belki onu izleyen IMDb'den gördüm. Ben izlemedim de. olmuştur. Ben de izlemedim. O diziyi çekerken daha George Martin'i davet etmiş böyle. Daha hiçbir şey yokken ortada. Dizi setine. Aa, helal. New Mexico'da çekiyorlarmış, George Martin'in olduğu yerde. Hani evinin olduğu yerde. Her neyse, oradan böyle araları var. Bir de adam harbiden yani her şeyini de söylüyor. Ben çok büyük hayranıyım. İşte buna respectful devam edeceğim. İşte ne kadar saygılı devam edeceğim. Ama sonuçta bu işler Ya stüdyo işleri, şey bir işleri noktada yani. kırılabilir. Güvenemiyorum ben de haklısın ya. Yani şu anda iyi gidiyorlar. Hani büyük ihtimal
bu sezon sağlam olacak. Ondan sonra 3 haber çıktı bu arada. Sapochnik bırakıyor seneye. Ha, onda biraz korktum ben ama sonra okudum Sapochnik'in şeyini. Adam zaten Game of Thrones bittikten sonra ben tamam bir daha Game of Thrones'u bana Zix'den çektiremezsin demiş çıkmış yani. Evet. Ryan Condal adamı uğraşmış, ikna etmiş. Ve de 4 senedir çalışıyorlarmış yani bunun üzerinde. Ve de 4 senenin sonunda adam şimdi şey istiyor artık. Tamam, ha. Birinci sezonun sonunda her şeyi biz yaptık, kurduk dünyayı. Vizyonu, evet, vizyonu tonu kurduktan aynen sonra götürürler bu arada. Çok dert olmaz. Zaten yerine de Alan Taylor diye bir eleman geliyor ki o adamın da 9-10 tane şeyi var. Yönettiği Game of Thrones bölümü var. Ha, okey. Hani şey ilk yani iyi bölümler de var yani adamın birinci, ikinci sezonda ha, da var. Ha, okey o zaman. Ben ona bakmamıştım ha, bak. Ha, o da şey değil yani. Ne biliyordur diyeyim, şeyi, konsepti biliyor biliyordur. Aynen. Hani daha çok artık bundan sonra Ryan Condal'da mesele zaten. Bir tek şey beni ürküttü. Şimdi izlenme inanılmaz artmış bu arada. Yani ilk bölüm 10 milyonda açıp 16 milyona geldi. Yukarı doğru gidiyor devamlı ve bu kablo falan filan dünyaları yani bunun daha dijitali bilmem nesi otu boku daha da artabilir. Hemen bir iki... De... Ha. Neyse devam et. Şey ikinci sezonda hemen şey başladı. Abi işte Henry Cavill'la konuşuyorlarmış. Elizabeth Olsen gelebilirmiş falan. Birazcık böyle hani kastı da artık böyle Hollywood movie seviyesine mi çeksek falan gazına mı geldiler dedim acaba. Ha, dedikodu da olabilir tabii bunlar sadece. Henry Cavill olur. O herif nerd olduğu için uyar yani. Targaryen tipi de var herifte. Saçlar da beyaz, uzun. Olur ulan ondan. Hazır zaten. Beru hazır. Direkt gelsin. Peru'nu ejderha al, gel. Kesiyormuş. Geliyor böyle. Ejderha kesiyor falan. Oğlum ne yaptın ya? Abi bizim ben Witcher'ım benim şeyim. Hiç anlamamış. Çıktın ya. Seasmoke'u öldürdün oğlum sen. Ne yaptın? Böyle değil miydi? Silver kılıçla vurdum öldü falan diye. Bilmiyorum şey gerek var mı ona da bilmiyorum ama belki olabilir. Hani birkaç evet tane isim getirirlerse iyice seyirciyi tamam coşturabilirler. Evet ya yani yerde hani çünkü, öne çıkar çıkmazlar gibi geliyor bana. Çünkü Game of Thrones'da da ilk sezona bakarsan o kadar patlamadı yani. İlk sezon yavaş 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 evet yavaş yükseldi. Sonra 2'de 3'te patlama oldu. Herkes sonra dönüp birinci sezonu da izledi. Şeyde de yani burada da öyle olabilir yani. İkinci, üçüncü sezonda bir anda patlama görebiliriz. Yani götlerinde patlamasın da tabii, tabii. Görelim yani. Her patlamaya açık değiliz ama. Yani okay, kontrolü patlasın. O zaman evet, ağzına sağlık abi. Okay. Yine 15 dakikada bitirdik. Güzel oldu. Haftaya evet, hedefim abi yine 15 dakika. İnsanlar yorumlara daha çok daha çok falan yazıyorlar. Vallahi istediklerini yine aldılar. 2 saat 7 dakikaydı galiba. Bugün 2 saat 27 dakikadayız. Bir sonraki 3 her gün artırıyoruz. Grafiği artırıyoruz. Bir sonraki bölüm 3 aynen saat bariyerini kıracağız. Ben de bir creator tutayım bari buna. Hani böyle bir sana da editör gerek. Editör tutayım bir tane. O zaman ağzına sağlık abi. Görüşürüz bir sonraki okay bölümde. Seyircilere de yine bak yorumlara yazın. Çekinmeyin yani. İster sövün, ister gömün, ister mutluluğunuzu yazın, yazın. Ama biz de gömeriz akıllı. Yazın ne yazarsanız yazın. Sonuna işte sorunumuz burada gibi salak şeyler yazmayın yani. Siz orada yanlış söylediniz yazın. Biz de aynen kabul ederim yani. 2 saat, 2,5 saat konuşunca da her şey doğru olmuyor arkadaşlar. Tabii tabii. Yani biz Tancan de bunu biliyor. Ben bilmiyorum da. Aynen. Arada kaçabiliyor evet yani. Sonra ben kendi hatamı yakalıyorum. Oha saçma sapan konuşmuşum falan diyorum yani. Bir daha olabilir dinleyince abi evet oluyor bu arada. Hele başlara daha çok oluyor. İyice alışana ısınana kadar. Bazen beynin senden kopup başka türlü hareket etmeye başlıyor yani. Bir aynen dakika. Mesela geçen bölümde şeye Daenerys'e Rhaegar Daenerys'in babası demişim falan böyle bir daha dinleyince oğlum babası değil lan o şey. Kendine kızıyor. Kendime kızdım. Yorum yazıyor. Alta bu yorum falan yapacaktım. Gerizekalı ol babası mı lan o? Oğlum yazsan çok komik olurmuş. Yalnız sağdaki arkadaş yanlış söylüyor falan diye. Dur bu bölümü bir daha dinleyeyim de.
Bulursam Tamam. hatamı yazarım. Hatta bulursan kendine göm. Hadi Okey. görüşürüz. Bay Hadi bay. bay bay.